saçsız, huzurlu, mutlu, çok güzel bir ömür, hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Hayırlı cumalar. Duayla başlayalım. Duayla başlayalım çünkü hocam. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer duadır. Cenab-ı Hak da dua edeni sever. Dua edene de mutlaka icabet eder. Ama kul acelecidir, olmadı diye hemen karşılık bekler. Mutlaka karşılığı vardır. Ya senin istediğin ya da senden daha hayırlısı. İstediğinden daha hayırlısı verilir. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan, bizi eşrefi mahlukat olarak yoktan var eden, ol deyince olduran, ey azizlerin azizi, güçlülerin güçlüsü, ey ulu Rabbimiz, sana el açtık, niyaz ediyoruz. Biz aciziz, kusurluyuz, biz günahkarız, sen ise Rabbsın, besleyen, büyüten sensin, veren sensin, güç kuvvet senin elindedir. Ya Rabbi bize yardım eyle. Amin. Nusretinle teyit eyle. Amin. Zorda olanlara ya Rab derman ihsan eyle. Amin. Allah'ım dünyanın dört bir tarafında şu anda açlar var, açıklar var, ezilenler var, mağdurlar var, muhacirler var, mülteciler var, denizlerde boğulanlar var, ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar var. Onlara yardım elini uzatmaya bizlere güç kuvvet ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi hastalar var, inim inim inliyorlar. Ya Rabbi bana bir şifa ver diye dua ediyorlar. Onlara Amin. Şifa ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi eziyet çeken, zorda olan, zulüm gören kardeşlerimiz var. Onları zalimlerin şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Yuvalarımıza huzur ver Allah'ım. Evlerimize, ailelerimize mutluluk, bolluk, bereket ihsan eyle. Amin. Her türlü kul hakkından muhafaza eyle. Amin. Dedikodudan, gıybetten, iftiraya uğramaktan da muhafaza Amin. Eyle. Ya Rabbi, Allah'ım sana hakiki manada kul olup ibadet yapabilmeyi nasip eyle. Amin. Bize her türlü güzellikleri ihsan eyle. Dünyamızı da ahiretimizde mamur eyle. Dünyada da bize iyilik ver, ahirette de bize iyilik ver. Amin. Bizi cehennem azabından koru, kabir azabından koru. Taşıyamayacağımız Amin. Yükleri bize yükleme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi unutursak, yanılırsak, hata edersek sen bizi affeyle. Amin. Günahlarımız çok. Kumların adedince, denizdeki köpükler adedince günahlarımız var. Silen sensin, sen rahmet sahibisin. Sen rahimsin, sen gafursun, sen günahları affedicisin, affet Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, biz tövbe ederiz, yine aynı hatayı işleriz. Tövbemizi bozar, yine tövbe ederiz, sen ise affedicisin. Merhametin engin, sonsuz Ya Rabbi, bağışlamak senin elindedir. Sen bağışlamazsan kimse güç yetiremez. Bizi affeyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, kabir altında yatan ölmüşlerimiz var, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onların kabirlerini cennet bahçesi eyle. Amin. Geçmişlerimize, atalarımıza rahmetinle muamele eyle. Amin. Allah'ım senin yolunda güzelce yaşamayı, güzelce insanlara ve canlara faydalı olmayı nasip eyle. Amin. Rızkımızı bol ve helal eyle. Ömrümüzü Amin. Bereketli eyle. Amin. Ahlakımızı güzel eyle. Amin. Evladımızı salih saliha eyle. Amin. Aramızda ülfet, samimiyet, kardeşlik nasip eyle. Amin. Ülkemize, milletimize birlik, beraberlik, güç, kuvvet ihsan eyle. Amin. Zorda olanlara yardım eyle. Ya Rab, Kudüs'ün bağımsız olmasını nasip eyle. Amin. Oradaki Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Doğu Türkistan'da zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Arakan'da zulüm gören kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Bizden dünyanın dört bir tarafında dua bekleyenler var. Ekranları başında muradı olup dua isteyenler var. Duamızı, istediklerimizi hakkımızda hayırlıysa ihsan eyle Allah'ım. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bugün cuma günü duaların kabul olduğu anda, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun.
sizlerden Amin. Instagram'a bu arada gönderdik değil mi videomuzu? Şöyle bir bakayım. Sorularınızı lütfen bize yazın. Sizin sorularınızdan derlediklerimiz var. Şimdi cevap vermenizi istemiyorum. Çünkü 7 büyük günahtan bahsedeceğiz bugün. Hepimizin işlemeye meyilli olduğu günahlar, çok uzağımızda olmayan günahlar. Hani dilimizi konuşmaya başladığımız anda yapabileceğimiz şeyler. Geri dönüşü olan var, olmayan var. Kul hakkına giren var. Hepsini hocama soracağım ama size gelen sorulardan birkaç tanesi. Kayınvalidemle 5 yıldır hiç anlaşamıyoruz. Küsmüşler. Çaresi olmayan bir hastalığa yakalanmış kayınvalidesi. Helallik almak istiyorum ama gururum izin vermiyor. Ne yapayım hocam diyor bir gelin. Kayınvalidem ve görüncelerim beni kötü şeylerle itham ediyor. Aileme karşı küçük düşürüyor. Bazen onlara beddua ediyorum. Günahı var mı, ne yapmalıyım diyor başka bir izleyicimiz. 3 kere nişanlanmış bir başka izleyicimiz. Üçü de hüsranla sonuçlanmış. Bu benim kaderim mi diyor. Kısmetimi açmak için bir dua var mı? Kısmet duası var mı? Bir de bir arkadaşım kurşun dökerek para kazanıyor demiş bir izleyicimiz. Bunun günahı var mı demiş. Hepsinin cevabını hocama soracağım. Varsa böyle sorularınız hiç çekinmeyin. Lütfen yazın Instagram'a. Ben de hocama sorayım. Hocam şimdi, 7 büyük günah evet. nedir? Şimdi diğer bazı, günahlardan farkı nedir? Bazı günahlar var ki onlar kulla Allah arasındadır. Onların tövbesi de kolaydır. Affı da Allah için, Cenab-ı Hak için her şey kolay elbette. Allah için kul hakkı vesaire olmadığı için de daha çabucak affedeceğine inandığımız günahlar. Peki günahları bize şimdi, şeytan mı yaptırıyor? Günahlar şeytandan da gelir. Esas nefisten gelir. Nefis. Hepimizde var mıdır nefis? Şimdi, nefis herkeste var. Çünkü Allah-u Teala insanı yarattığı zaman onu bedenini topraktan bir de kendisine bir can veriliyor. Candan sonra da bir ruh üfleniyor. Bu ruh, beden, nefis üçlüsü insanı oluşturuyor. İşte nefis o, nedir? Yapmayı arzu ettikleri. Nefis insanın hevasıdır, arzularıdır. İçinden gelen hevası. Arzularıdır. Yani bu bazen kalpten gelir, bazen beyinden gelir. Şeytan gelir fısıldar. Şeytanın vazifesi sadece gönle o duyguyu koymaktır. Bu size, kalemi burada gördüm, çok hoşuma gitti. Bu şey, bunu al diyen bana. Evet, tam zaman hadi al der ve şeytan gider orada. Hmm. Ondan sonra sen içeride nefis de var, mücadele başlarsın. Peki melek yok mu benim etrafımda? İçimizde, hani? İçimizde işte melek de var. İçimizdeki nefis bu sefer kurgulamaya başlar, zorlar sizi. Hadi, hadi, hadi yap, yapsana tam zaman. Bak tat var, zevk var, menfaat var vesaire. Bir taraftan da vicdanınız yapma yani günah olacak. Bak kulak var. Bu birinindir. Telafi edemeyeceksin, rezil olacaksın, vezirken rezil olacaksın falan söyler. Hangisi galip gelirse ona doğru yol alırsın. İşte orada da Allah'ın yardımını düşünmek ve çağırmak lazım. Yani insan bazen kendine güvendiği zaman da hani çok iyiyim dediği zaman da aldanır. Şöyle bir şey söylemişler. Günahkar bir insanın günahından pişman olup ben acizim, ben günahkarım, gerçekten bir daha yapmayacağım ya Rabbi demesi, bir insanın da ben çok sağlam, ben günah işlemem, ben şöyle efendim güzel bir insanım, hayırlıyım, ben cennete girmeyeceğim de kimce bak şu kadar amelim var haşa. Demesinden daha hayırlıdır. Ha. Günahını bilmesi. Günahını insan. Kabul etmesi, evet. Suçlarını bilmesi. Suçlarını kabul. Çünkü Allah'ın bizden istediği asla günah işlemeyiniz de değil. Günaha gitme, yaklaşma. Ama yaptıysan da bir an önce vazgeç. Bu yüzden mi imtihan dünyası diyoruz? İmtihan dünyası da şu. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Allah-u Teala insanı yaratmış. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا diyor. Yani bir nefis, can yarattı ve onu düzenledi. Bu düzenlediği nefse de bir tarafına takvayı, iyiliği koydu. Diğer tarafına da fücuru, kötülüğü koydu. Bize iyiliği yaptıran da mı nefis? Yoksa hep nefis kötü şeylere mi yönlendiriyor? Hayır. Öyle gibi algılanıyor. Değil. Nefis terbiye olursa iyiliğe sevk eder. Hı. Mesela nefsi mutmainne vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onlar övülmüştür. Radı nefis, mardıya nefis onlar övülmüştür Kur'an'da. Allah'ın razı olduğu nefisler vardır. Hı. Nefsin mertebeleri tasavvufta da geçer. Tasavvufta emmare en aşağı nefistir. Yusuf Aleyhisselam mesela Züleyha kendisini çağırdığında ona icabet etseydi emmare olan, emredici nefsine uymuş olacaktı. Hmm. Ama diyor ki orada Züleyha nefsine Züleyha orada işte nefsine mağlup oldu. Yusuf Aleyhisselam diyor ki Allah bana yardım etti yoksa ben de nefsimi temize çıkaramam. Ama orada da bir hikaye, yani hikaye değil herhalde bu ama nasıl söylenir? Sonuçta hikaye ama şey kısa, gerçek ya. Gerçek hikaye. Ben doğru mu hatırlıyorum? Züleyha, Yusuf o kadar Allah'ın yarattığı, o
kadar tabii çok bir güzel, yakışıklı çok bir adammış ki. Kadınları imtihan için, kadınlar kendisini kınayınca kadınları imtihan için hepsini çağırdı, evine misafir etti. Ellerine de birer elma verdi bıçakla beraber, birer tabak verdi. Kur'an'da geçiyor bu. Sonra da Yusuf çık deyince, Yusuf gelince herkes bu melek dediler, ya bu insan değil herhalde. Ellerini kestiler. Kadınlar. Kadınlar. Gördünüz mü şimdi, benim deden kınıyorsunuz, beni kınamayın dedi. Birine laf ederken, şimdi, kınarken. Oradan Yusuf Aleyhisselam da diyor ki, innen nefsele emmâretun bisu ve mâ überru'u nefsi innen nefsele emmâretun bisu. Ben nefsimi temize çıkaramam. Nefis kötülüğü emreder diyor. Ama Allah-u Teala yardım etti. İşte biz nefsimizin eline düşmemek için Allah'tan yardım dileyeceğiz. Ama onu terbiye etmenin yolları var. Nefsime uydum. Nefsine uymak iyi bir şey değil. Değil. Nefsinize uyarsanız nefis size her şeyi yaptırır. Peki yedi büyük günahı nefis sayalım her şeyi yaptırır. Ki nasıl terbiye bir de enteresan hocam? Bir şey. Nefis mesela arzu ettiğiniz her şeyi yaptıkça daha çok ister. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, hiç ateşe odun atmakla ateş söner mi? Daha da azgınlaşır. İşte suyu nasıl bulacağız? Mesela biri var, hoşlanmıyoruz. Komşu diyelim ya da kayınvalide ya da gelin. Birisi gelmiş, dilinizin ucuna ucuna, ya şunu da söyleyeyim, şunu da, bak bir yanlışını buldum, şunu da söyleyeyim. Tut kendini, tutamıyorsun bazen. Onun suyu iki şeydedir. Bir riyazatta, diğeri ilimde. Riyazat nedir? Riyazat nedir? Riyazat oruçla, az uykuyla, az konuşmakla nefsi terbiye etmektir. Ah işte şunu tutabilsek. Evet, yani az konuşmak. Mesela bilgisizce konuşmak insanı günaha sevk eder. Başkasının arkasında konuşmak günaha sevk eder. Az konuşursanız günahınız az olur. Dilin, zaten en çok günah insanların dilinden geliyor. Dil enteresan bir şey. Söz senin esirindir. Söylemeden senden önce sen, söylemeden önce senin esirin, ama söyledikten sonra sen onun esiri oluyorsun. Bir de insanlar şehvetinin mağlubudur. Şehvetine düşkün olan insanlar daha çok imtihanı kaybederler. Bu ikisini terbiye etmenin yolu kısa vadede riyazat, uzun vadede ilimdir. Kısa vadede riyazat, yani sık sık oruç tutarsınız. Oruçlu olan insan önce karnını doyurmak ister. Derdi odur. Hani başka şeyler düşüneceğini. Aç ayı oynamaz derler ya. Şimdi karnını doyurduktan sonra insan zevkini düşünür. Karnı açken zevkini düşünemez. O zaman oruç terbiye eder insanı. Elde takat kalmaz, gözde fer kalmaz. Böyle bitkin bir halde bu nefis bunu sevmez. Hoşuna gitmez. O karnı tok olacak ki tabii, başka şeyleri istesin. Mesela az uyku. Az uyku da insanın belini kırar. Az uyuduğu zaman. Bitkin bir halde. Beni de en çok uykusuzluk. Evet. Peki yedi büyük günah nedir hocam? Yedi büyük günahın en büyüğü, ki Allah bir şeyi affetmiyor. Allah'ın affetmediği tek bir günah var. Birincisi odur. O da şirktir. Şirk koşmak. Şirket var ya, şirket. Ortaklık. Şirk koşmak da Allah'a ortak koşmak. Bizi dinden çıkaran bir şey mi bu? Dinden de çıkarır. Bu kadar ciddi evet, bir durum. Dinden de çıkar. Yani Allah'ın gücünü başka hangi varlık olursa olsun, peygambere dahi Allah'ın gücünü veremezsiniz. Allah'ın gücünü, kudretini peygambere verirseniz şirk koşmuş olursunuz. Meleğe verirseniz şirk koşmuş olursunuz. Bir puta verirseniz şirk koşmuş olursunuz. Dolayısıyla Allah'ın gücünü, kudretini, kuvvetini, sıfatlarını başka bir kula, varlığa vermeyeceksiniz. Yani iki. İkincisi büyü yapmak. Büyü yapmak en büyük günahlardan biridir. Hem bu yedi büyük günahın adı da helak edici yedi büyük günahtır. Peygamber Efendimiz helak edici diyor. Yani insanı mahveden bir günah bunlar. Büyü yapmak doğrudan kul hakkıyla alakalıdır. Şirk koşmak Allah'a zulmetmektir. Büyü yapmak kula zulmetmektir. Var mı böyle bir şey? Gerçekten insanlar yeryüzünde bir başkasını etkileyecek, yuvasını dağıtacak ya da tam tersi birleştirecek, birbirine aşık edecek böyle bir insanlarda, şekil var mı? İnsanlarda çeşitli güçler var. Sinerjiler var. Biyoenerjiler var. Dolayısıyla bu, mesela bir insana 40 defa deli dersen deli olur derler ya. Bu nedir? Psikolojik bir şeydir. Demek ki aslında bir elle fiziksel bir şiddet yok. Ama dille bir şiddet var. Dolayısıyla dil de, kelime de insanı büyüler. Sözle de insanı büyülemek mümkündür. İşte gerek sözle, gerek bir takım şifrelerle, tılsımlarla insanları ya da canlıları zapt-ı rapt altına almaya çalışmak diye bir ilim vardır. Daha doğrusu bu ilimden çok meslektir. Meslek diyelim buna, daha doğru olur. Bakara suresi 102'de de Harut'la Marut'un
bu tür insanları imtihan etmek için bu bilgiyi insanlarla paylaştığını görüyoruz. Fakat diyorlar ki bunu sakın kullanmayın. Kullanırsanız Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Allah dilemeden de kimseye zarar veremezsiniz. O ayrı. Ama siz imtihanı kaybedersiniz. Hı. Yapan insan imtihanı kaybeder. Yapılan insana büyünün, tılısımın, sihrin etkisi vardır. Etkisi vardır. Ama ne kadar vardır? Kaderini değiştirmez. Yine ne olacaksa olur. Fakat kelebek etkisi... Bir kadına etkisi, bağlanır mı? Karısına geri döner mi mesela bir aldatma söz konusuysa? Kelebek çok... etkisi yapabilir. Yani zincirleme. Damla bambaşka sonuçlara... Evet, sonuçlara gidebilir. Ki yapan da, yaptıran da imtihanı kaybetmiş olur. Bu ben biraz daha anlaşılsın diye... Telefonun etkisi kadar diyorum. Cep telefonunun etkisi kadar. Bunun etkisi çok yok ki. Hani i̇şte hani zarar oluyor. Çok uzun süre size sinyal gönderiyor. Ha, çok yakından efendim, ilk açıldığında evet. Yakına tutmayın falan. Veya diyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar bir canınızı acıtır. Mı? Bu kadar bunun ötesine geçemez. Yani o işte bir sinyal verir size. Çünkü sinerji var, enerji var insanlarda. Bu enerjiler nazarla olur. İnanan daha mı çok etkileniyor? Büyüyle olur, tılsımla olur. İnsanın şuuru, idraki azsa daha çok etkilenir. Kur'an okuyorsa... Maneviyeti çok sağlamsa, Allah'a güveni son derece güçlüyse, bana kimse zarar veremez diye sadece Allah'a güveniyor, sığınıyorsa o insana kimse zarar veremez. Aman yapan da, yaptıran da böyle şeylerden haram işlemiş medet olur. Ummayın. Allah büyük günahlardandır. En büyük günahlardandır. Bunun hayrına, iyiliğine, kötülüğüne diye bir şey yoktur. Kim büyüyle uğraşıyorsa günah işliyordur. Ben gittim işte karıyla kocanın arasını düzeltmek için yaptırıyorum. Bu da yanlıştır. Hmm. Kocam bana dönsün diye yaptırdım. Kocam bana ısınsın diye. Bu da yanlıştır. Kimsenin iradesini büyüyle satın alamazsınız. Bu haramdır. Yapan da yaptıran da ahirette nasibi yoktur Kur'an'ın ifadesine göre. Çoluğuna çocuğuna etkiler mi? Günahından dolayı, kendisinden dolayı. Herkes kendi günahıyla mesuldür ama çoluk çocuğu da bu işi ortaksa ya da sessizse onlar da etkilenir. Ha biliyorsunuz anneniz tabii, gitti böyle bir şey, babanız yani, gitti böyle engel, bir şey yaptı. Engel olacak. Siz engel olmadınız razı sizi de. Razı olmayacak. Üçüncü büyük günah adam öldürmektir. Cana kıymak. Allah-u Teala'nın bir insanı alınca. Öldüren bütün canlıları öldürmüş gibidir. Bir insanı yaşatan bütün canlıları yaşatmış gibidir. Maide 32. ayet. Yine Kur'an'da hiçbir günaha ebedi cehennem yazılmamıştır. Enteresan, Allah şirkten başka her günah affedeceğini söylüyor ama bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'de adam öldüren insan masum cana kıyanın da ebedi cehennemde olduğunu söylüyor. En büyük günahlardan biri budur. İslam hele dinimiz Kur'an ve İslam yaşatmak için gelmiştir. Öldürmek için gelmemiştir. Nefsi müdafaa, vatanı müdafaa, namusu müdafaa dinimizde de meşrudur. Onun için savaşabilirsiniz. Onun dışında başkasının hakkı için savaş açamazsınız. Başkasına tecavüz edemezsiniz. Başkasının hukukunu yerle bir edemezsiniz. Dinde öldürmek yok. Yaşatmak esastır. Ama seni öldürmeye geliyorsa sen de kendini koruyacaksın. Yurdunu koruyacaksın. Peki hocam arkadaşlar Naim bu site kapatılmadı mı? Kapatıldı değil mi benim bildiğim? Ama yine de orada yazanları almışız biz. Hocam bu ikinci ev sitesi çok konuşuldu. Sonra bu siteye müdahale edildi. Kapatıldı. Sonra bir ara yeniden açıldı mı dendi. Tekrar kapatıldı. Benim bildiğim kapatıldı. Ama burada öyle şeyler yazıyor ki. Yani mesela resmini bizi göremedim diyor. Üyeliğim işte bilmem ne olmadığı için. Kendinizi tanıtır mısınız demiş beyefendi. Hanım da diyor ki 2 yıl önce boşandım. 30 yaşındayım. Siz evli misiniz? Evliyim, çocuğum yok. Fotoğrafınız yok mu? Adamın derdi fotoğrafta. Birbirinizi tanımadan önce fotoğraf göndermeyi doğru bulmuyorum diyor hanım. Eşiniz için sorun olmayacak mı benimle konuşmanızla kadar gelmiş bu. Orada hanım da suçlu, erkek de suçlu. Şimdi Mesnevi'de diyor ki Mevlana, her türlü günahı yok etmen mümkün değil. Peki bu günaha girmiyor mu? Bekarsın değil mi diyor i̇kisi birisi. De, ikisi de boşandım 3 sene önce diyor hanım. Sen diyor soruyor, evliyim mi çocuğum var? Seveceğim biriyle evlenme. Anam zaten evlisin sen. İşte onun için de dedim ya ben ikisi bak, de suçlu. Evli olan biriyle tabii. Konuşuyor bile bile. Bu da suç. Kadın da günah. Soruyor zaten. Kadın zaten da. Evliyken nasıl evleneceksiniz evet. Diyor. Boşanacak mısınız yoksa dini nikahla ikinci eş mi arıyorsunuz? Şimdi bu bölüm bizim için. Size sormak istediğim kısım. Dini nikahla ikinci eş mi arıyorsunuz? Dur bakayım eşiniz izin verir mi ayrı ev hayatına, ayrı ev açacağım ben diyor. Net konuşmam imkansız diyor, zaman içinde anlatabilirim belki. Seni tanımak isterim, görüşmek isterim. Adamın derdi fotoğraf, görüşme, görme. Olabilir diyor hanım, benim de bir çocuğum var, onu da bilmeni isterim. Ha kız mı erkek mi kaç yaşında? 8 yaşındaymış.
Yani sonrasında bu konuşma bitiyor burada. Ama devam ediyorlar. Başka birisi tanışmak isterim diyor. Ben Fethiye'de yaşıyormuş. 27 yaşındaymış. Şu an çalışıyorum. Bekarım. Siz? Adam diyor ki ben de Sakarya'da yaşıyorum. Evliyim. İki kız çocuğum var. Evliliğimi sürdürmemin asıl sebebi de kızlarım. Ama mutsuzum. Şimdi çocukları için mutsuz olduğu halde evliliğini sürdürüyor adam. Ama böyle bir yerde yeniden bir şansım olur mu diye arıyor. Mutsuz olmanıza üzüldüm diyor hanım da. Boşanmayı mı düşünüyorsunuz? Açıkçası bilmiyorum, ikinci eş arayışındayım. Şimdi ben bilmiyorum, bak bir kadın olarak ikinci eş olmak ne demek ya? Ne işiniz var evli adamlarla? Ne işiniz var evli kadınlarla? Aynı şey. Erkeklerin derdi, yalnız erkekler burada dürüst. En azından söylüyorlar yani evliyiz diye. Ama kadınların topuk hemen kaçması lazım. Ne işin var? Bir ilişki arayabilirsin, bir birliktelik. Allah en hayırlısını nasip etsin de. Bunları böyle okudukça sinirlerim bozuluyor ya. Bu kadar kolay mı bu işler? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim evliliği Cenab-ı Hak yasa olarak insanlara yazmış. Peygamber Efendimiz de benim sünnetimdir diyor. Evlenmek benim sünnetimdir. İnsanın fıtratında var. Allah-u Teala her şeyi zevç olarak yaratmış, çift yaratmış. Her madde. Çift yani iki. İki. İkili. Her madde çifttir. Eştir birbirine. Bu maddede de vardır. Cansızlarda da vardır. Artı eksi vardır. Yani pozitif negatif vardır. Hmm. İnsan cinsiyetinde de kadın erkek var. Şimdi evlenmek nikah ile olursa bu helaldir. O da yani bir... hem resmi nikahınız hem Allah-u Teala'nın huzurundaki evlilik. Şimdi nikah akit demektir. Bir sözleşme mi anlaşılır? Nikahın esas olan resmisi geçerlidir. Gizli olursa gizli dost tutmaya gider. Nikah gizli olmaz. Nikah zaten manası ilandır. İlan ettiğiniz bir şeyi gizleyemezsiniz. Ya da gizliyorsanız nikah olmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim diyor ki evlenin. Allah'ın size helal kıldıklarından kimlerle evlenilemeyeceğini Cenab-ı Hak belirtmiştir. Şunlarla evlenemezsiniz. Onun dışındakilerle evlenirsiniz diyor. Ama gizli dost da tutmayın diyor. Şimdi evlenmek helal, gizli dost tutmak haram. İsterseniz bunu 50 tane imam nikahı kılıfı uydurun. Bu nikah olmaz. Nikah dediğiniz şey ilandır, akittir, anlaşmadır. Bunun dinisi gayri dinisi de olmaz. Bakın. Ama bazı konularda eksiklikler olduğu için biz hadi bir de dini nikahta olsun diyoruz. Eksiklik nedir? Resmi nikahta süt kardeşliği şu bu sorulmuyor, edilmiyor vesaire gibi. Boşamada bir takım hususlar dinin konusunda olan şeyler resmiyette geçerli sayılmıyor gibi hususlardan dolayı bir de dini nikah olsun diyoruz. Yoksa nikah, resmi nikah kıyılmışsa o insanlar artık evlidir ve Allah katında da evli sayılır. Resmi nikah yoksa, sadece dini nikah varsa? Sadece dini nikahla ilan etmişse mağduriyetler vardır. Kadın mağdur. Mutlaka mağduriyetler var. Biz bunu zaten tavsiye etmiyoruz. Kanun, hukuk da tavsiye etmiyor. Müsaade de etmiyor. Fakat bir toplum düşünün ki orada bir resmi kural vesaire yok. Kabile hayatı yaşıyorlar diyelim. Kabile hayatı yaşıyorlar. Burada ilan etmiş. Yazı da yok, kitap da yok. Herkes biliyor ki bunlar karı koca oldular. Bu geçerli bir evlilik midir Allah katında? Geçerlidir. Yani o toplum öyle kural işliyor. Ama burada yazı, kitap vesaire, hukuk, okuma, ona göre vatandaş sayılıyorsunuz vesaire, o zaman resmiyete bindirmeniz lazım meseleyi. Selçuk'a bakıyorum hocam. Size hikayelerini anlatacağım. Bir haftadır bizim misafirimiz Selçuk ve Gülşen Hanım. Şimdi Selçuk Bey de Allah dünya güzel. Ay evladının fotoğrafını gördüm. Nasıl güzel. Nasıl Allah sana ve anasına bağışlasın. İnşallah. Selçuk Bey'in de başına gelmeyen kalmamış. Birazdan anlatacağım size. Şimdi o da bugün size aslında onu sormak için bugün kaldılar. Zor da bir durum. Evlatları var ama resmi nikahlarını henüz yapmamışlar ama çok kısa bir sürede belki de biz burada halledelim, o da tamam olsun. Çünkü eşinin hiçbir şeyi yok. Sadece senin için söylemiyorum Selçuk. Normalde de hanımlar lütfen resmi nikah olmadan adam Allah korkum yok, ben çekip gidiyorum dese geçmiş olsun, bitti. Hiçbir şey yani o el siz el öylesiniz hukuken. İkisi birleştirilecek benim anladığım. Tabii canım, şimdi evli mi kardeşimiz? Şu an imam nikahlı evli. İmam nikahlı ne demek ya, imam nikahlı? Yani, sen evlendin resmen,
Evli resmi misin? Nikahımız yok hocam. Başıma bazı olaylar geldi. Onları anlatacağım size. Neyse. Bir sürü. Nikah bir tane kardeşim. Onu da devlete gidip tescil ettireceksin. Evet. Nikah öyle olur. Yoksa benim dua ettirdim. Dua ayrı bir şey. İmam nikahın senin geçerli sayılıyor mu? İmam nikahı diye bir nikah yok da dini nikah diyoruz. Hani geçerli orada sayılıyor mu? Sayılmıyor. Çocuğunu almak için çocuğumu yapmadım. Koparmaya çalıştılar hocam. İşte onu bilmem ben. Ama bazı baştan sizin dolayı nikahınız resmi. Nikahın resmisi olmuyor. Nikahınız yok. Nikahınız olacak. Hocam sen nikahlanırsan çocuğu diye söylediler. Onun için yapmadı. Yapacak. Avukatlığa öyle söyledi. Şimdi ben onu birazdan hocamıza bir hep beraber tekrar bir ya evliyse bir insan evliliğini ispat için nikahı olacak. Yok nikahı yoksa ben evliyim demesi problem işte. Allah bize böyle sevgi nasip etsin. Selçuk sana da. Amin. Öyle bir şey ki bu. Bak kaç yaşındalar bir amca annemize, eşine bir bakıyor, bir anlatıyor. Allah hepinize, hepimize böyle bir sevgi nasip etsin. Elden ayaktan düşünce evet, gerçek sevgi evet anlaşılıyor. İyi günde herkes iyi. Gençken herkes iyi. Bir sorun yok ki. Ya bu durumda hepimize ibret olsun, örnek olsun. Buyurun. Selamun aleyküm. Nazmiye Hanım nasılsın? Gidelim mi yaylalara? Yemeğini vermiyorum. Yemekleri sıhhatlidir. Canım kanatlarım kırıldı. Öyle. Çok güzel geçti hayatımız. Çok güzel. Ben hiç bilmem benle 3 gün konuşmadı. 60 yıl arkadaşlık ettik. Bırakmak istemem. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum. Gidelim gidelim yaylalardan yukarı, yaylalardan yukarı. Canım benim ya. Allah'ım nasıl? O görüntüleri bir daha verin de üzerine konuşurken Mahmut. Bunlar hepimize örnek. Allah böyle eş nasip etsin ya. Hocam hiç yaşlanınca ne olurum diye düşündüğünüz oluyor mu? Yani oluyor ama ben en çok günümü düşünüyorum. Yani yarın Allah kerim. Bugün güzel iş yaparsak, tedbirli olursak. İnşallah. Allah-u Teala geleceğimizde güzel eğiliyor. Geleceğimiz güzel olsun diye hep dua ediyoruz zaten. İnşallah. Şimdi ben Allah'ım yaşlanınca elden ayaktan düşünüyorum. Şöyle bir şey kimselere var. Kimselere muhtaç etme diyordu. Şöyle en çok şey ondan. Burada en çok dikkatimi çeken ne oldu? 60 yıl evli olduk diyor. 3 gün bile birbirimize küs olduğumuz zaman olmadı diyor. Şimdi geriye baktığımızda böyle bir hayatı yaşamamız lazım. Yoksa o gün sinirlendin, o gün işte patladın, paraladın vesaire, sonradan onun telafisi mümkün değil ki. Ya. Geçen nerelerdeydi, böyle bir ormanlara falan çıktık, orada bir çeşme gördük. Çeşme gördük. Çeşmede diyor ki, yazı yazmış, bak şu çeşmenin haline içme yatası yok. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Ya. Yazmışlar. Hocam bir daha söyler misiniz? Ne güzel. Bak şu çeşmenin haline içmeye tası yok. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Şimdi çeşmeye de yazmışlar bunu. Gördüm. Ne güzelmiş. Bolu tarafında Yedigöller'e gidiyorduk. Orada yazmışlar çeşmeye. Şimdi geriye baktığımızda hakikaten iyiliklerimiz, güzelliklerimiz olmalı. Kırdığınız zaman bir daha yapacak ustası yok onun. Yani şu bardak kırıldığında ne kadar yapıştırırsan yapıştır. İki gün sonra tekrar. Olmuyor. Kalp. Yani kalp de öyle. Peki kalbi hocam o zaman kalbi kırmayacağız. Şimdi o zaman buradaki soruları sorayım. Peki. Kayınvalidemle 5 yıldır hiç anlaşamıyoruz. Burada kalpler kırılmış belli. Tabii. Tam da öyle dediniz ya. Kayınvalide bir hastalığa yakalanmış. Gelinin söylediğine göre çaresi olmayan bir hastalık. Bu arada Instagram'a attık videomuzu hocamla. Hayırlı cumalar dedik hepinize. Arkadaşlarımız sevgili Hacer yazmış. Ben buradan görüyorum numaralarınızı özelden yazın diye. Hacer Hanım'a yazın özelden numaralarınızı. Hocamıza soralım. İstiyorsanız adınızı da vermeyin. Şehrinizi değiştirin hiç sıkıntı yok. Ama varsa sualiniz bekliyoruz. Diyor ki çaresi olmayan hastalığa yakalandı. 5 yıldır anlaşamasak da konuşamasak da ben helallik almak istiyorum ama gururum izin vermiyor. O gurur dediği şeytan mı yoksa nefis mi? Nefis tabii. Ne yapsın tam gelin zamanmış. Kızımız? Hayattayken insanlar kıymetini bileceksiniz. Öldükten sonra kıymetini bilmek belki yetmiyor. Belki onun canını yaktı bilmiyoruz. Belki kayınvalide suç her belki şey, gelinde ama. Her şey yaşıyorken anne babanız yaşıyorsa kıymetini şimdi bileceksiniz. Kocanız, eşiniz, hanımınız yaşıyorsa şimdi, ya. Evlat yaşıyorsa şimdi. Kadının kocası ölmüş,
Ağıt yakıyormuş, biliyor musunuz? Yok hocam. Herif herif. Genç yaşta gittin herif. Sana nasıl dayanacağım? Sen ne güzeldin. Ne? Yani demek ki seviyormuş kocasını. Çok seviyormuş. İngilizce bilirdin. Fransızca bilirdin. Yeğeni demiş ki, yenge emmim nereden bilirdi bunları? Bilmezdi ama gayretliydi, gayretliydi. Kıyamam. O da iyiymiş. Şimdi Fuzuli de diyor ki, ya git de bilem kıymetin ya öl de bilem diyor. İnsan, ne gitmeden ne ölmeden kıymet işte, bilmek insan lazım. Ölmeden gitmeden yanındayken kıymetini bileceksiniz. Yanında, yani gitsin ve helallik istesin mi? Bu hastalık hemen, sonuçta. Hemen yani hemen ne yapsın olursa sonra olsun. Sonra çok pişman olur. Peki şimdi bir ambulans şoförü izlerken gurur duydum. İşte bu insanlar sayesinde bu dünya dönmeye devam ediyor. Çok iyi yürekli, çok güzel insanlar var. Erkan Bey'i bir gösterir misin Mahmut ya? Bak Erkan Bey simitçi. Biz bugün onu özellikle misafir etmek istedik. Sağ olsun geldi. Hocam yarısı teknenin, sizin yarısı benim. Kabul mü? Simitlerin mi? Simitlerin. Satın alalım. Olur, olur. Tamam. Hayatta hep simitçilik mi yapıyorsunuz? Evet hocam. Kaç simit var orada? Hocam burada 1-2-3 kere 21 tane var. İçeride de var, bir koli simit getirdim size. Hepsini yerine alalım biz. Tamam hocam. Hepsini satın alalım, size de dağıtalım. Pazarlık yapalım, kaça satıyoruz? Ay hocam yapmayalım, yapalım mı? Ne yap hocam. Canı sağ olsun ya. Hocam ayıp ediyorsun. Ne demek ki? Ay Erkan Bey sen öyle dedin ya, bizim canımız. Sana feda olsun. Öyle güzel bir şey yapıyor ki Erkan Allah Bey. Allah razı olsun hocam. Peki tamam. Simitleri alıyoruz. Tamam hocam. Tamam Zaydan içeridekileri de sevabımızla ortak olsun hocam. Şimdi niye peki Erkan Bey burada? Niye bu kadar simitten bahsediyoruz sabah sabah? Çünkü Erkan kardeşimiz çok güzel bir şey yapmış. Gurur duyduk. Şahane bir şey yapmış. Ne olduğunu söyleyeceğim size. Ama önce yine güzel bir şey. Böyle bir sabah sabah bir keyfimiz yerine gel. Hep kötü haber, kötü haber, şişiyorum valla. Ambulans şoförümüz iki bacağından engelli olan şeker hastası birisi onun ambulansıyla gidiyor. Fakat evine giderken sıkıntı, ambulans şoförü sırtladığı gibi götürüyor onu gideceği yere. Sonra da beyefendiye merhaba diyeceğiz. Bir görüntümüzü izleyebilir miyiz? Çetin abi dikkat et. Lan Çetin abi geliyorum ben. Bir şey söyleyeyim mi? Bir kahraman insan, yürekten, candan, gönülden, Allah sizi de düşürmesin elden ayaktan, size de yardım edenler çok olsun. Soyadı da kahramanlar bu arada. Çetin Bey'in. Çetin Bey merhaba. Merhabalar. Ya nasıl gurur duyduk, nasıl mutlu ettiniz bizi böyle. Siz ambulans şoförlüğü yapıyorsunuz. Aslında bu sizin göreviniz değil. Siz gideceği yere getirmişsiniz. Bizim yapmamız gereken oydu. Türkiye'de yüzlerce arkadaşımız şu anda yaptığı öyle bir şey yapıyor. Bak sadece dolayısıyla bizim rutin görevimizdi. Ben daha fazla olayın abartılmasını istemiyorum aslında. Ama yüzlerce arkadaşımız şu anda benim yaptığım işi yapıyor. Dolayısıyla o hastanın çamurlu bölgeden ancak özgürlükle taşınabiliyordu. Ben gelini yaptım ve bununla da gurur duyuyorum. Yani Türkiye'ye örnek olan bir davranışı. Çetin Bey anladığım kadarıyla siz olayı büyütmeyin, ne var ki bunda diyorsunuz ama bize, evet, de, bize de hak verin. Niye biliyor musunuz? O kadar kötü olaylarla karşılaşıyoruz ki bak haberlere bakın şimdi. İğneyle içinden çıkartıyoruz güzel haberleri. Siz böyle bir şey yapınca üstelik de bunu kendinize de mal etmediniz bak. Aslında siz şoförlük yapıyorsunuz. Yani inip de hastayı götürmek
Sizin görev tanımınızda yazmıyor. Bu insanlıktır, bu büyüklüktür. Bu bize de örnektir ve tek başına da değil. Siz bütün şoför arkadaşlarınız, ambulans şoförlerini işin içine kattınız. Aslında daha da gönlümüzü hoş ettiniz. Bir kimseyi de unutmadınız. Siz kaç yaşındasınız efendim? Var mı çoluk çocuk? Bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Kaç yaşındasınız? 51 yaşındayım. 50 yaşındasınız. Evet. Maşallah. Şuradan aldığınız dualar... Ne diyeyim yani, sizi ömür boyu inşallah güzelliklerle karşılaştırsın hocam. Ben tebrik hocam. Ediyorum. Çok, çok sağ olsun. Mustafa hocama da teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Çetin Bey, önce tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da dikkat çekti sizin bu davranışınıza. İnsanın değeri başkasına verdiği değer kadardır. Siz o amcayı sırtında taşıdınız ya. Evet. Bu ülkede sizi sırtında taşır. Yani bütün halk sizi omuzlarında taşıyor şu anda. Çünkü siz onu hizmet için yaptınız. İnsana değer verdiniz. İnsanlık örneği gösterdiniz. Bir örnek olması bakımından teşvik olsun diye gösteriyoruz. Sizin bundan rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. Yani buna rağmen gösterdik ki teşvik olsun. Allah razı olsun. Duacıyız kardeşim. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Çok sağ olun. Bizden de Allah razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Cuma. İyi yayınlar diliyorum hocam. Sağ ol. İşini severek yapıyor bir de. Evet. Ve kendine de maalesef. Bütün arkadaşlarımız yapıyor aynı şeyi. Doğru söylüyor. Bak, ne kadar güzel. Severek yapıyor. İşini severek yapan insan da Cenab-ı Hak yollarını açar. Ne yaparsanız yapın, ne kadar kazandığınız önemli değil. O işi hakkıyla ne kadar yaptığınız önemli ve kıymet de bu kadar ardından geliyor. Simitçi Erkan Bey. Stüdyomuzda şimdi ama onun görüntüleri var elimizde. Bir görelim ne yapıyor da şu anda bizim stüdyomuzda. Onu da paylaşacağız sizinle. Bir görelim Erkan Bey'in görüntülerini lütfen. Allah razı olsun, sağ olasınız. Burada kardeşlerimizden bizden tutmak duyduğunuz. Allah razı olsun. Sağ olasın, sağ olasın. Allah razı olsun. Abi bizim de bir katkımız olsun çocuklar. Siz ihtiyaç sahip çocuklarım. Allah razı olsun. Akbacığım, kardeşim. Sağ olasın, sağ olasın. Abi 3 tane de simit abi. Tamam kardeşim. Allah hayırlı kabul etsin. Amin abi, cümlemize inşallah. Kardeşlerimize yardım olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. 4 seneden beri ben simit satmaktayım. Simit satarken yani ben bu yardım projeleriyle yardım etmeye çalışıyorum kardeşlerimize, insanlarımıza. Minik bedenlerin minik ayakları üşümesin dedi. Herkesin yüreğini ısıttı. Erkan Bey, sizi böyle alabilir miyiz efendim? Tabii ablacığım. Bunu nasıl düşürmeden tutuyorsunuz? O da bir... Hoş geldiniz. Bir şey hoş var mı? Burada yok. Hocam. Allah razı olsun hocam. Eskiden hayırlı cumalarınız şeye, olsun. Başın üzerine bir şey koyarlar. Bir şey takarlar. Hayırlı cumalar olsun. Erkan onu da takmamış. Evet maşallah. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Allah sizi böyle alabilir miyiz şöyle ortaya? Tabii ablacığım. Nasılsınız? Allah razı olsun ablacığım. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Valla sağlığınıza duacıyız. Biz de sizlere sağlığınıza duacıyız. Siz evli misiniz? Var mı çocuk? Evli değilim abla. Bekarım ben. Kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım şu anda. Hiç 40 göstermiyorsunuz ama bak. Daha genç gösteriyor değil mi? Zaten arkadan çekim yapmışlar. Ben çocuk zannettim böyle ufak da. 40 kilosu da çok az. Ya 76'lıyım hatta. 41-42 maşallah. Başar 40 de geçsin. 40. Şimdi 40. Sattığınız simitlerden ne yapıyorsunuz? Hocam şöyle bir şey diyeyim, beni daha önceden yani 15 Temmuz'dan da bayağı bir tanırsınızdır abla. Simit sattık, su sattık, vatanı satmadık. Bravo. Diyen bir kardeşiniz. Bir daha söyle onu, çok simit güzel. Simit sattık, su sattık, vatanı satmadık diye çok. Sosyal medyaya düşen simitçi bendim hocam. Çok peki güzel. Şimdi hocam, bir de arkanı döner misin? Tabii ablacığım. Minik bedenler. Minik bedenlerin. Minik bedenlerin. Minik ayakları üşümesin. Yalnız aslında bir reklamcı zekası var. Benim diyen reklamcı, bak ne kadar güzel de yapmışsınız. Bu neden sizin aklınıza geldi. Kimlerin ayağı üşümüyor? Hocam şimdi Güneydoğu Doğu bölgesindeki kardeşlerimizi geçenlerde televizyonda gördüm. Hı hı. Abla ayaklarında ayakkabı yok. Terliklerle okula gidiyorlar kışın karda. Kar, onları kış gördüm. Kıyamet. Onların için ben dedim ki böyle bir kampanya başlatayım hocam. Ve başlattım.
İki gün içinde, üç gün içinde abla 300 çift botum oldu. Nereden geldi o botlar? Kimler getirdi abla, onları? Abla yani Allah razı olsun. Ben buradan şimdi söylüyorum. Bizim Kocaeli'de Derince'nin esnaflarına ben buradan çok çok teşekkürlerimi ediyorum. Bravo. Esnafımız. Bir daha söyle. Derince. Kocaeli. Derince esnaflarına ve Kocaeli Kandıra esnaflarına sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başta belediye başkanımız. Şu anda bak esnafla da görüyoruz sizi, evet. Zaten. Belediye başkanından, bütün esnaflarından herkes destek olmuş. Bak herkes Allah ayakkabıyı razı olsun, herkesten koyuyor size. Siz ayakkabının karşısında simit mi veriyorsunuz? Biz simit vermiyorum hocam. Onlar simit satın Allah alıyorlar. Allah razı olsun. He. Kullanmadık ayakkabı. Yok kullanmadık. Sıfır ayakkabı. Sıfır ayakkabı getiriyorlar. Daha da güzel. Ne kadar topladın hocam, şimdiye kadar ayakkabı? Hocam 300 çifte yakın oldu. 300. Bak bir tanesi de burada elimde getirdim Allah. Ciddi mi? Bakayım. Kıymetli. Maşallah çok güzel. Evet, gayet güzel bir ayakkabı. Vallahi harika. Evet ablacığım. Bak bunları kardeşlerimiz sıfır. Evet. Pırıl pırıl ayakkabılar. Çok güzel. Evet ablacığım. Eğer siz de göndermek isterseniz irtibat numaranı verelim mi senin? Verin Allah. Gönderin ayakkabılarınızı. Nerede yaşıyorsun? Derince'de, Kocaeli. Kocaeli, Derince. Peki bu ayakkabıları alınca ne yapıyorsun? Abla onları biriktiriyorum. Ben şimdi şu anda okullar tatil. Yani tatile girecek ya. 15 Temmuz yani pardon ne gene 15 Temmuz karıştırdım. 15 Temmuz'a şartlanmış Erkan. 15 tatil biter bitmez bu çocukların, bu kardeşlerimize şeyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'yla ben irtibata geçtim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda telefon numaraları, irtibatı var bende. Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğim. Simit satan Erkan Bey görüyor musun? Allah razı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'yla irtibata geçmiş. Bu ayakkabıları Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğim. Gereken kardeşlerimize ulaştırılacak abla. Erkan kardeşim ben sana nasıl dua etsem? Sana hayırlı bir eş mi dileyim? Amin. Hayırlı bir iş mi dileyim diyeceğim. İşimden memnunum ben hocam. Allah razı olsun. İşin hocam güzel. Ne diyorsunuz? Ya. Şimdi ben hani geçenlerde bir tartışma oldu ya Kur'an'da Nuh Aleyhisselam cep telefonu var mıydı yok muydu? Ha, onu bugün konuşacağız. Konuşalım. Cep telefonunu bilmem ama Kur'an'da EFT var diyorlar. Nasıl yani hocam? Şimdi diyor ki biz buradan ne yaparsan elinle o gider seninle. Buradan EFT yapıyoruz. Orada birikiyor. Ne olursa yani hesabı olur. Birikiyor. Erkan'ın hesabı birikmiş. Ne güzel bir buradan, şey. Buradan göndermiş maşallah. Şimdi. Evet, evet. Senin hesabın orada birikmiş karşına çıkacak inşallah. Amin. Hem de Allah'ın vergisi 1'e 700. Hocam şimdi sadece bunlar değil. Efendime söyleyeyim. Myanmar olsun. Gazze'si olsun, Arakan'ı olsun, İdlib'i olsun. Benim bütün buralarda elim vardır hocam. Maşallah. Simitçi deyip geçme görüyor musun? Simitçi Erkan Ayhan yazdığın zaman zaten Google'a. Çok insan. Pes. Tebrik ediyorum. Erkan tebrik ediyoruz. Yürekten alkışlıyoruz seni. Allah razı olsun. Allah çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Aklını helal et. Bize de dua et. Siz de helal edin Allah. Sağ olsun. Simitler kalsın burada. Tamam hocam. Simitler kalsın. Tamam. Ayakkabıyı da ne yapayım? Ayakkabıları da vereyim sana. Ya hocam. Para peşin. Hocam dur benim yanımda yok. Şimdi vermeyin. Bana verirsiniz. Tamam ben size vereyim. Şöyle göstermeden koyayım. Yarı yarıya. Hesap edeydik hocam. Hesabı ben yaptım. Tamam hocam. Peki yarı yarıya hocamla hallettik. İlave ederiz inşallah. Hocam şimdi size bir görüntü göstereceğim. Belki izlediniz. Biraz da içim kalkıyor. Allah'ım nasıl olur böyle bir şey? Nasıl? Beyefendinin yaş günü. Selfie çekmek istiyor. Yani fotoğraf çekmek istiyor yaş gününde. O da böyle bir yerden zıplayıp hani şöyle zıpladığında şöyle fotoğraf çekecek. Ayaklar da yerden kesik olsun güzel görünsün diye. Allah'ım bu nasıl bir iştir? Demek ki vadesi mi doldu derler. O fotoğraf çekmek için böyle zıplıyor. Bir bakalım. Sonrasına bir bakalım. Buyurun. 1-2-3 Yala! Dön! Allah rahmet eylesin. Allah rahmet olmayacak eylesin. Bir şey. Konuşacağız hocam ama şimdi herkes çok şeyi merak ediyor. Yani bu böyle göz göre göre bir vefat mı, ömrü mü bitti? Şimdi bu konuşacağız hemen. Peki. Bir reklama gideyim gelim hiç kesmeden devam edelim sonra. Söyleyeceklerim var. Bir, iki, üç, yala!
selfie çekmek istedi. Canından oldu. Şoke eden görüntüler. Hepsi ve daha fazlası az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ta Cuma sabahında. İki uçak çarpıştı, ortalık birbirine girdi. Ölümle burun buruna gelen yolcuların yaşadıkları az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ta Cuma sabahında. İki uçak çarpıştı, ortalık birbirine girdi. Ölümle burun buruna gelen yolcuların yaşadıkları az sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'ta Cuma sabahında. Hatasız, kazasız, bol kazançlı, hayırlı, bereketli, kazançlı bir ömür diliyorum. Rabbim yaşlılıkta yüzümüzü güldürsün. Hem gençlikte hem yaşlılıkta. Bu arada Erkan'ımızın simitlerini aldık. Hocam eve kaç tane götüreceksiniz? Hanım sorarmış şimdi. Yani torunlarla biz 6-7 kişi oluyoruz. O 6-7 kişi size. 2 tane de ben alayım, bir eşime, bir kendime. Siz de afiyet olsun. Bu arada Erkan diyor ki bak İzmit simidi zor bulunur diyor. Biz buna gevrek diyoruz da gerçi İzmirli olarak. Allah kabul etsin hepinizin kini. Peki cuma cuma işte bak küçük bir hayır, bir şey yapıverin, bir çocuğun başını okşasanız yeter. Şimdi reklama, oh ne güzel sabah sabah sıcak sıcak. Reklama gitmeden önce bir beyefendi gösterdik. Bu selfie çılgınlığı işte telefonla çekeyim mekiyim derken başımıza bin bir türlü iş geliyor ama hiç böylesini de görmediydik. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Tekrar o görüntüleri Mahmut tekrar bir verir misin, bir hatırlayalım. Şanlıurfa'da çekiliyor, kalede çekiliyor bu görüntüler. Bir, iki, üç, yala! Allah Allah! Orada dursa hiçbir şey yok. Şimdi burası şey, İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıkla ateşe atıldığı yer. Kale. Evet. Orada zaten çiçeğe dönüştü değil mi? Mancınıkları timsalinin haşebalıklara. Sütun var. 20 metre aşağıya düşüyor buradan aşağı yukarı veya 30 metre. Şimdi burada tabii bu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama buradan Allah rahmet eylesin. İbret almak gerekirse diye ben düşündüm. Ne yapmak lazım? Bir mesela yaş günü kutlaması yapıyor sanıyorum burada değil mi? 40-41 yaş yaşlarına gelmiş bugün. Yani evet, işte onun kutlamasını yapıyor. Doğduğum gün, öldüğüm gün olmuş burada. Evet, öyle oldu. Şimdi bazı şeylerde tedbirsizlik. Dur bakayım kızlar bir sakin olun, tedbirsizlik. Dur. Tedbirsizlik. Siz simit yemeniz lazım. Nasıl çeneniz çalışıyor simit yerken bir taraftan? Dur, hocayı duyamıyorum. Tedbirsizlik de ihmal de belayı getiriyor, musibeti ya getiriyor. Şimdi birincisi tedbirsizlik. Mesela yaşınıza bakacaksınız. Fizikinize bakacaksınız. O atladığınız yere bakacaksınız. Herkes her şeyi her yaşta yapamaz. Belki bu birinci deneme de değil. Bilemiyorum. Belki birkaç deneme ama yaptılar. Daha güzel olsun diye birkaç deneme. Tabii olayın üzerine biz kişiyle kardeşimizle alakalı değil ama buradan biz ne ders almalıyız? Bir, tedbirsiz durmayacağız. Yani göremediğimiz, bilemediğimiz şekilde işte geçen de bir yerde oldu. Konferansta bizi grup sahneye çıktı falan. Selfie çekeyim diyen fotoğrafçı düştü mü? Düşmek üzere yakalandı. Yakaladılar. Arkayı görmüyor çünkü. Hani böyle bakıyor. Telefonun aklı yok. Arkayı gösteremiyor. Şimdi burada birincisi tedbirsizlik. Bu günah. İkincisi kutlamalarda da yasta da zaferde de aşırılık her zaman tehlikelidir. Kutlamanın ölçüsü olmalı yani. Her şeyi yapamazsınız. Yani ben işte 40 yaşına girdim. Her şey tarumar ederim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yapma işte. Bir sınırında haddi aşma, aşırı gitme. Fazla aşırı gidersen başına bir iş gelir. Bunları düşünmemiz lazım. Böyle olduğu zaman insan tedbirli davranırsa başına bir şey geldiğinde de sorumlu olmaz. Yani insan düşmez mi kayadan? Ha şu her görüntü izlediğinde mecbur kalırsın, düşersin. Şöyle, hani gideyim de bir tutuvereyim. Zaten bak şey de çeken arkadaşımız da peşinden gidiyor ama o da düşeceğini de bilmiyor zaten. Tabii düşünecek tabii orada sanki değil, tutacak normalde gibi duruyor. Dursa düşmeyecek. Bayağı normalde mesafede var. Normalde düşecek bir yer değil. Hani atladığında duracak ya da çok fazla kilo olur, bir şey olur da yanlış atlar ayağını kilo kırar. Kilo da değil beyefendi. Ayağı kırılabilir, sakat olabilir vesaire ama buradan yuvarlanacak kimsenin aklına gelmez. Ama meyilli engebelli bir yer.
Dolayısıyla sıkıntı var. Burada yaşınıza bakacaksınız. Efendim Allah'a şükredeceksiniz. Bak bu yaşıma gelmişim. Bunun başka şekilde kutlama imkanı varken tehlikeli işler yaptığınızı geçenlerde de hatırlarsanız o binaların üzerinde vesaire. Ay, yürüyüşü gibiydi. İşte oralarda atlıyorlar spor diye. Gençlerin tabii kanı kaynıyor. Sıcak delikanlı diyoruz. Onu yapmak istiyor ama herkesin bir kendi şeyi var, istihabı var. Yani gücü var. Onun aşırısına giderseniz sıkıntı oluyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ya çok acı bir ölüm yani. Çok. Zor. Allah ailesine sabır versin. Üzüldük. Yakınlarına çok sabır üzüldük. Versin. Ama elden de bir şey gelmiş. Gitmiş. Rahmetli oldu. Gitmiş. Bir orada bir kaya bir şey olsa şöyle tutunsa ama işte. Artık olacak. Kendisi de onu tabii baştan düşünemedi. Onların tedbirini alacaktı. Allah yardımcıları olsun. Hocam bir haberimiz var şimdi. Sabah ezanı imsak vaktinde okunacak diye. Sabah ezanı ne zaman okunur? Sabah okunur. İmsak vaktinde okunur. İmsak vaktinde okunur. Ama Türkiye'de uygulama hala öyle değil. Ha. Bursa'dan güneş, bir haber bu. Güneşe bir saat kala, güneş doğmasına bir saat kala okunuyor. Yıllardır ben yine ısrar ediyorum. Diyanet'te de bunu söyledim şimdi tekrar. Başkanımızla da konuştum. Bu ikilemden vazgeçmemiz lazım. Buradaki haberi paylaşırsak eğer belki ben mi söylediniz? Ben haberi bilmiyorum. Sizden duyuyorum ilk peki, defa. Peki hemen okuyayım hocam. Bursa'da sabah ezanları imsak vaktinde okunmaya başlandı. 23 Aralık tarihinden itibaren Bursa İl Müftülüğü sabah ezanını imsak vaktinde okuma kararı aldı. Bu saat kaç demek yani? Şimdi normalde 8:22 geçe doğuyor güneş. Bizde hala benim olduğum ilçede İstanbul'da 7:22 geçe okunuyor. Yani bir saat önce okuyor. Bu İstanbul bizde öyle. Ben de o saatlerde okuyorum. Bu işte 7:10 kala falan okuyor. 6:50'de falan okuyor. 6:45'te. Sabah namazının ise ezandan 30 dakika sonra kılınacağını ifade ediyor Bursa İl Müftüsü İzani Turan. Eskiden de öyleydi zaten. İnsanımız ezan okunmadan namaz kılmıyor. Bunun için çalışan kesiminden öğrencisine kadar bize gelip bu konuda talepte bulunanlar oldu. Camilere gittiğimizde cemaatin az olmasından da bunu anladık diyor. Bu yüzden de böyle bir karar alma zaruriyeti ortaya çıktı. İnsanımız işine veya okuluna yetişmek için erkenden camiye geliyor, namazını kendi başına kılıp gidiyor. Normalde insanımız camiden vazgeçemiyor ama sadece camiye gelme sevabını alıyor. Cemaat sevabından mahrum kalıyor. Bu insanlarımızın da cemaat sevabına nail olabilmeleri için sadece cemaat değil, bir kısmı da sabah ezanı okunmadı henüz de halbuki vakit girmiş. Namazı kılmadan işe çıkıyor. İş yerinde de giderken yolda da kılamıyor. Sabah namazını kılmıyor. Bunun da önüne geçilmiş olur. Yarım saat önce ezan imsak vaktinde, gerçek vaktinde okunursa bir şey daha önüne geçmiş oluruz. Ramazan'da asıl vaktine dönüyor. O zaman kafalar karışıyor. 11 ay neden farklı okunuyor da Ramazan'da erken alınıyor ezan diye. Bunun da önüne geçilmiş olur. Diyanet'in bu konuda bir an önce çalışma yapması lazım. Sanıyorum belki müftülüklere kendilerine bırakılmıştır çalışma yapmaları. Hangi bölgelerde böyle sıkıntı varsa. Batı bölgelerinde farklı, özellikle farklı. Güneş geç doğduğu için işe erken gitmelerde olunca namazlar karanlıkta kaçıyor. Karanlıkta çıkıyoruz biz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Peki hocam. Şimdi bizim izleyicimiz hiçbir şeyi kaçırmıyor. Acaba biz mi yanlış mı anladık ya da yanlış mı anlatamadık mı? Günahı işleten şeytansa Zahide abla niye biz sorumluyuz diye sormuş. Hı hı. Instagram'da. Şeytan cevabını veriyor. Nasıl? Ahirette mahşer günü hesap görülürken o insanlar aynen Allah'a Teala'ya diyecekler ki ya Rabbi şeytan bana günah işletti. Şeytana diyecek. Şeytana uydum diyecek. Şeytana uydum. Şeytan da diyecek senin aklın yok muydu? Ha. Kur'an'da var cevabı. Bana böyle demeyin bak cevabını orada tabii, size veriyorum senin diyor. Senin aklın yani. Yok muydu? Şeytan da aklıyla alay edecek. Peki. Varsa böyle enteresan sorularınız yazın bana. Nuh zamanında hepimiz biliyoruz değil mi Nuh tufanını? Telefon var mıydı? Nasıl yani diyebilirsiniz. Hemen okuyayım. Bir televizyon programına katılıyor Doktor Yavuz Örnek ve diyor ki Hazreti Nuh zamanında günümüzden çok daha ileri seviyede teknoloji olduğunu, bir bilim adamı olarak bunları ispatlayabileceğimi söylüyorum diyor. Doktor Yavuz Örnek konuşmasında Nuh tufanı esnasında Hazreti Nuh'un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonuyla görüştüğünü savunuyor. Sayın Örnek demiş ki Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA yollandığını söylüyor. Videosu da var efendim. Bir izleyelim videosunu da. Buyurun. Birden kuş göndermiş.
uçan bir araç İHA insansız hava aracı gönderilmiştir. Onu nereden çıkardınız? O yüksek teknolojide o vardı. Bu çünkü yüksek teknolojide bu yok mu? Sevgili hocam yani her şeyi teknolojiyle açıklamak zorunda değiliz. Siz tabii ki elbette. Bir de bugünün teknolojisiyle açıklıyorsunuz ya. Elbette. Gemiye hayvanlardan almış diyoruz ya. Ne olacak, kuşu işte saldı gönderdi. Niye bunu düşünemiyoruz? O teknoloji varsa ben kuşu niye göndereyim? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki oğluna, o suda boğulan oğluna diyor ki gel gemiye bin diyor. Ama nasıl buyuruyor biliyor musun? Gemi dağlar gibi dalgaların arasında giderken Nuh Aleyhisselam oğluna seslendi. Oğlum yavrucuğum gel gemiye bin. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gemi dağlar gibi dalgalar demek ne demek? En az 300-400 metre yüksekliğinde dağ demektir. Yüksekliğinde dalga demektir. Hı hı. Peki en yakındaki kişi nerede olur bu? Herhalde Bolu Dağı'nda veya bilmem Erciyes Dağı'nda olur. Yani çok çok yüksekte, uzakta bir yerde olacak değil mi efendim? 400 metre yüksekliğinde dalga, denizin üzerinde dalga. Ve oğlu yüzlerce kilometre uzakta. Oğluyla konuştu diyor. Peki Allah-u Teala buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'de bu var. Peki nasıl konuştu? Ha mucize olabilir. Ama bize göre cep telefonuyla konuştu. Çünkü, bakın çünkü oğlu deseydi peki babacığım geliyorum. Nasıl gelecekti? O gemiye 400 metre yüksekliğindeki dağların dalgaların arasında giden gemiye nasıl gelecekti? Uçan bir cisimle gelecekti efendim. Başka gelme yolu yoktu. Gemiden kuş gönderme. Sevgili Pelin Çift'in programıydı. Son derecede başarılı bir program. Canım arkadaşım, öpüyorum, sevgiler bizden sana. Zaman zaman o da bizim programımızı seyrediyor. Arada bana mesajlar yazıyor. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz. Pelin, tebrik ediyorum. Hocamız da çok enteresan bir şey söylüyor. Şimdi Mustafa Hocam sizi bulmuşken. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nemil Suresi, Hud Suresi, çeşitli yerlerde kısalar var. Hud Suresi'nde de Nuh Tufanı anlatılıyor. Hud Suresi'nde. Şimdi bu kardeşimiz Arapça bilmediği için bazı şeyleri mealden okuyunca çözemiyor. Hmm. Arapça bilmediğini kendisi söylemiş. Ben öyle haberlerden. Peki bize bir anlatır mısınız? Şimdi olay şu. Oğlu inanmıyor mu? Evet, olay şu. Nuh Aleyhisselam kavmi arasında 950 sene kaldı. İnsanlar o zamanlar ne kadar yaşıyormuş? Evet, uzun yaşıyor. Kur'an bunu söylüyor. Onları Hakk'a çağırdı. Kabul etmediler. Bu sefer Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'a gemi yapmasını emretti. Aslında karanın ortasında, deniz uzak, deniz yok ortada. Gemi yapmaya başladı. Allah'ın verdiği o ilimle Nuh Aleyhisselam çok büyük bir gemi yaptı. Çünkü vahiy öyle geldi. Büyük bir gemi yaptı. Hatta bu geminin 3 katlı olduğu da söyleniyor. Çünkü hayvanlar da içine alacak. Yani sen insanlar, sana inananları ve hayvanlardan birer çift gemini al diye ona vahyedildi. Bir de bir dişi, bir erkek erzak. Hayvan. Erzak depoladılar. Uzun aylar, belki aylarca denizde kalacaklar. Nuh Aleyhisselam hiç gemi yapmasını bilmezken mükemmel bir gemi yaptı. Bu geminin Kur'an'da boyu, yüksekliği vesaire geçmiyor ama tefsirlerde geçtiği kadarıyla 400 metre uzunluğunda olduğu söyleniyor. Kocaman evet, bir gemi. 100 metre civarında yüksekliği olduğu söyleniyor. İşte 80-60 metre genişliği olduğu söyleniyor. Büyük bir gemi. Enteresan bir şey var yalnız burada. Kur'an-ı Kerim'de önce başka surelerden şunu da görüyoruz. Sizden önceki ümmetlerde çok daha güzel yüksek medeniyetler vardı. Hmm. Hemen yabana atmayalım bu arkadaşın söylediği lafı da. Onun çıkış noktaları doğru fakat buradaki izah yanlış. Yüzlerce medeniyetler vardı, yok oldu. Onların birçoğu bugün o medeniyetlere, mesela mimaride işte Mısır'da ihramlar var değil mi? Piramitler var. Piramitler var. Bir takım Çin Seddi, işte Hamra, Elhamra sarayları gibi, ki onlar çok uzak değil. Bu tür şey medeniyetlerin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bizdeki Süleymaniye Camii'nin hala yapamazsınız. Evet. Yapamazsınız. Şimdi bu medeniyetler var. Bu medeniyet içerisinde Nuh'un gemisinde tandırdan bahsediliyor. Neden bahsediliyor? Tandır. Tandır. Tandır ne ederler? Bizim işte ateş yaktığımız. Ateş yakılıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un gemisinde hatta izâ câe emruna, bizim emrimiz geldiği zaman göklere Cenab-ı Hak emretti. Dedi ki ey gök sularını indir. Yağmur. Yağmur yağmaya başladı. Ey yer suyu tut. Yutma dedi. Hı. Ve yağan yağmur hiç inmedi aşağıya. Toprağı çekilmedi. Ve deniz olmaya başladı. Her taraf göl olmaya başladı. Ve fâret tennûr. Tandır tutuştu. Gemiden mi bahsediyor? Gemiden bahsediyor. Ha, o zaman ateşli bir şeyle o geminin çalıştığını. O zaman gemide bir ateş. Şimdi 400 metre gemi.
Her taraf dalga. Bunu siz neyle hareket ettireceksiniz? Yelkenle gitmez bu. Paramparça olur bu kadar fırtınada, dalgada. Kayık kürek çekmekle olmaz. Şu an geminin içini tasvir ediyorlar. Evet. Yok, bu Nuh'un gemisini arayanlar tasvirleri. Bu arayanları şimdi gösteriyoruz. Bu geminin hareket etmesi için buharlı olduğunu söyleyenler var. Yani aynen buharlı gemiler nasıl icat edildi sonradan. Tandır tutuşunca bu buhar hareketiyle, gücüyle gemi hareket etti. Peki, deniyor. Peki o gemi hareket ettiğinde oğlu içeride miydi? Nuh Aleyhisselam inananlarını aldı, hayvanlarını aldı, oğlu dışarıda kaldı. İnanmadı babası. Gelmiyorum dedi. Ben dedi dağa çıkar kurtulurum dedi. Oraya kadar gelmez. Dağa çıkar kurtulurum dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu arkadaşın yanlışı şu. Diyor ki arada 300-400 metre yüksekte dağlar gibi dalgalar vardı. Yüzlerce kilometre uzaktaydı diyor oğlu. Babası oğlunu mu çağırıyor? Babası oğlunu çağırıyor. Nasıl Nuh Aleyhisselam çağırabilir? Kur'an öyle demiyor ama. Arkadaşın anlattığı gibi demiyor Kur'an. Kur'an diyor ki, burada ayet-i kerime aynen şöyle. Efendim. Çünkü suyun ortasında her taraf dalga. Vehiye tecri bihim fi mevcin kel cibali. Dalgalar dağlar gibi gemi yüzüyor. Yüzmeye başlıyor. Ve nâda Nuh'un ibnehu. Nuh da oğlunu çağırdı. Dedi ki oğluna, ve kâne fî mâzilin. Oğlu da babasından ayrılmış. Hı hı. Babadan ayrılmış. Yani gemiye binmemiş. Oğlunu çağırdı. Ya büneyye irkep mâna. Ya büneyye irkep mâna. Gel sen de bizimle bin. Gemiye bin. Ve lâ tekun mâl kâfirin. Kafirlerden olma. Şimdi oğlunun gemiye binmesi müsait olmasaydı gel gemiye bin der mi? Peki oğlu orada kaldıysa ve hala yaşadığını şimdi, bak, farz edersek nasıl gemiye gelecek? Tamam, çelişki bu. Şimdi, yani şimdi hocamın söylediğinden yola çıkarak tamam, söylüyorum. Eğer cep telefonu var da, alo Kenan neredesin? Baba buradayım. Gel oğlum gemiye bin der mi? Nereden binecek? Zaten dağlar gibi dalgalar var. Binemez, böyle bir şey yok. Gemiye yakın. Ne var? Gemiye çok yakın. Kafirlerden olma dedi. Kale seavi ila cebelin yasimuni minel ma. Ben bir dağa sığınırım, beni sudan korur dedi. Kale la asime liyevum min emrillah. Nuh Aleyhisselam dedi ki bugün Allah'ın emrinden kurtuluş yok. Sığınamazsın dağa. O da seni illa men rahim. Kime rahmet etmişse ancak. Ve hale beynehuma el mevcu. Tam bunları konuşurlarken araya bir dalga geldi. Dalga geldi. Fekâne minel muğrakîn. Boğuldu. Bu geminin kalkış hali mi? Kalkış hali. Yani gemi daha karadayken, dalgalar gelirken, dalgalar oğlu çoğaldı, karşısındayken. Belki gemi hareket gemide etmeye başladı. Oğlunu çağırıyor. Son anda yine yalvarıyor. Yani o gemide oğlu dışarıda gel diyor. Gel diyor. Halat atacaklar. Ha, ya da tahtayı indirecekler. Binecek. Binebilmesi mümkün. Yani birbirlerini duyabilecekleri bir aynen ortamda. Öyle. Çünkü uçan herhangi bir cisim ya da bir telefon. Anlıyoruz. Eğer telefon falan olsaydı dalgayla telefon kesilmezdi. Hemen bir araya dalga girince boğuldu çocuk. Ha. Oğlu boğuldu. Oğlunun yani, ölümünü de orada görmüş Nuh'un oluyor. Nuh'un oğlu da babasına iman etmedi. Kenan vefat etti. Öldü orada. Bunu şimdi cep telefonuyla izah etmek mümkün değil Kur'an-ı Kerim'de. Ama bir şey ama var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bir anlamda cep telefonu geçiyor. Aa. Evet. Peygamberimiz Efendimizin hadislerinde cep telefonu geçiyor. Evet, kaynağını da veriyorum. Riyazu Salihin kitabında kıyametler anlatırken kıyametin alametlerinden biri de kişinin ayakkabısının bağı bir aylık mesafeden evinde olup biteni haber verecektir. Bir dakika. Şu altyazıyı değiştirin bak hocam çok önemli bir şey söyledi. Evet. Kişinin ayakkabısının bağı bir aylık mesafeden bir aylık mesafe evinde olup biteni haber verecektir. Allah Allah. Bir aylık mesafe? Şimdi dünyanın öbür ucu demek bunu yani. Bunu ben söyleseydim bugün atıyor derdiniz. Böyle bir şey peygamber söylemez. Peygamber söylediğin nereden? Belki söylememiştir. Doğru. Peygamber söylemedi kabul edelim. Benim kaynak verdiğim kitabın tarihi 1200'ler miladi. 676 vefat etmiş İmam Nevevi. 1200 yılında yazılmış bu kitap.
1200 yılında böyle bir şey o insan nasıl söyler? Yani Allah İmam Allah. Nebevi nasıl söyler? Peygamber söylememiş kabul etsek bile kitabına yani yazmış. Peygamberimiz gelecek teknolojinin haberini verdi olarak yazabiliriz. Evet. Altta başlıyor. Evet. O çok günkü enteresan. İnsanlara cep telefonu, mikrofon, hoparlör, televizyon denmez ki. Ayakkabının bağından bahsediyor. Ayakkabısının bağı var. Başka bir şey yok ki. Doğru. Yani, zaten yaz ama yeri gibi yani sıcak bir şey yok. Bir aylık mesafe. Bak o gün için en bilinen en uzak mesafe. Hiç böyle bir şey duymamıştım hocam. Bak ne kadar enteresan bir şey öğrendik. Biz bunu yıllardır okuyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'i ve hadisleri doğru evet. söyleyince şimdi, birisi bize ne güzel oluyor. Şimdi aşırı uç bir yorum, arkadaşın yorumu, cep telefonuyla konuşma meselesi. Ama güçlü medeniyetler kuruldu. Peygamberler bunun benzeri şeyler. Bunlar tamam bazı şeyler mesela Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını getirtmesi vesaire bunlar mucize. İsa Aleyhisselam'ın ölülerini diriltmesi mucize. Peygamber Efendimiz'in miraca çıkması mucize. Peki hocam. Ama gelecekten bahsetmesi bunu nereye koyacaksınız? Evet. Gelecekte, bize akıl veriyor. Gelecekte bir aylık mesafeden kişinin ayakkabısının bağı evinde olup biteni haber verecek. Kim bilir daha Kur'an-ı Kerim'de neler yazıyor ve Peygamberimiz bize neler söyledi de biz yaşadıkça, Kur'an'ı, keşfettikçe, fark ettikçe. Kur'an'ı bu gözle bakarsak biz çok şey buluruz ama bu tür fikirleri de hemen aforoz etmeyelim. Bunlar ilerlemeye mani olur. Aforozcu bir kültür. Yani bir uçup da söylese bir şey ya bunda bir pay var, bir hakikat ayrıca payı var diye. Ayrıca da vesile oldu şimdi size sormama. Düşünmek lazım. Hiç aklıma gelmemişti bu soruyu evet. sormak. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kuş, artık bunlar acaba biri erkek biri dişi mi bilemedim ki. Birbirlerine yani biri vefat etmiş öbürü ona yardım ediyor. Yardım ediyor ilk yardım yapıyor kuş. Bir izleyelim görüntüleri. Sanki gagasından nefes verir gibi değil mi? Allah'ım. Ay. Bak, bir gagasına dokunuyor bir de ayaklarına dokunuyor. Ben evet, dikkat ettim. Bak evet. ayaklarına, kuyruğuna, kanadına. Hiç hareket etmiyor ama. Ayaklarına dokunuyor bak. Şimdi böyle görsem ölmüş derim ben. Zaten bıraksa %99 ölmüş. Ya çırpınıyor. Ama ona kan oldu, can oldu. Kanını hareket ettirdi. Bak. Ay. Ama can güzel bir şey değil mi? Bir kuş tadı da olsa can hareket. Tabii ya. Ne güzel bir şey. Üzülüyor insan. Ben küçükken öyle böyle kuşlar bulurdum. Allah'ım ağlaya gider gömerdim. Ne kadar acı. Ama maşallah. Hocam bir şey daha var. Şimdi buna ne diyeceksiniz onu da merak ediyorum. Buna şunu da söyleyelim. Öldü. Ha neyse bunu izleyelim onun üzerine konuşayım. Bununla tamam. da alakalı. Yok bu da başka bir şey. Bu da balık. Balık ama bu kızarmış bir balık. İşte bayağı onu, bu ha onu da söyleyeyim. Onu biliyor musunuz? Öldü diye kesin kanaat getirmeden öldü muamelesi yapmamak lazım. Ama anam burada da ölmüş, bir de pişmiş, bir de önüne gelmiş. Bir izleyelim. Yalnız bu şey yalan dolan olabilir mi? Onu da bilemedim ha. Buyurun izleyelim. Balıklarda can yok, bir şey yok ama burada bir kıpırtı var. Ne bileyim bunu izleyince böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi burada iki şey olabilir. Birincisi gerçekten balık canlıdır. Ay, o canlı zaman çok canlı büyük günah. Yakalanmış, canlı canlı satılmış, canlı canlı pişirilmiş, henüz ölmemiş, pişerken can veriyor. Ay. Olabilir. İkincisi gerçekten balık ölmüştür. Pişerken ateşin hararetiyle et parçalanıyor, hareket ediyor. Balık canlıymış gibi görünüyor. Bu da göz aldatması olabilir. Ha. Ama bir şey anlatacağım ben şimdi size. Şu görüntüyü alır mısın? Şimdi görüntüyü alın. Ben biraz sizi güldüreyim. Ay dur. Evet hocam. Lütfen güldüreyim. Beni güldürün. Şimdi, hocanın biri. Bak hocam bir de hocanın biri evet. diye başlayınca enteresan olmadı mı ya? Hocanın biri kendi önüne gelen ölünün kulağına bir şey söylüyormuş. Eğilip ölünün kulağına bir şey söylüyormuş. Sonra da işte yıkıyor cenazesini vesaire tekfin ediyorlar. Ardından
namazı kılıyorlar, defnediyorlar. Allah öyle onu duyamaz ki. Şimdi her seferinde hoca tabuta eğilip bir şey söyleyince birileri diyor ki ya biz bu hocanın ne dediğini bir türlü duymuyoruz. Söylemiyor da birimiz öldü numarası yapalım diyor. Tabuta girelim ya da işte hocaya öldü diyelim. Bakalım kulağına ne diyor. Hocayı akılları sıra işletecekler. İşletecekler. Tövbe yarabbim. Hocaya diyorlar ki hocam cenazemiz var alıp yıkar mısın? Hocanın önüne getiriyorlar cenazeyi. Canlı halbuki o kişi. Evet, ölmemiş. Hoca da sıcak suyu dökünce tabii yanınca hareket etmeye başlıyor. Bu sefer hoca bu tam ölmemiş diye boğazını sıkıyor. Aa! Sonra kan ter içinde dışarıya çıkıyor. Bir daha yarı canlı getirmeyin. Tövbe yarabbim. Hocam böyle şey ölümler var biliyor musunuz? Allah hayırlı ölüm nasip etsin. Bu dönen şeyler var ya Luna Park'ta hani böyle dönen. Çocuklar biniyor. Şimdi, büyükler de biniyordu. Ben bunu organ naklinde anlatıyorum. Ha. Şimdi adam ölmedi diye organını alırsanız bu hale getirirsiniz. Onun için doktor raporu tabii, vesaire tabii. Tam ondan da biraz çekiniyor bizim halkımız. Hani acaba beni öldürürler mi ya da ölmeden mi canım olur? Raporu olacak. Gerçek muayeneler olacak. Ondan sonra insanın organını olacak. Alabilirsiniz. Yoksa yarı canlı olmaz. Bu dönme dolapları da orada çalışanlar var ya hocam. Bunları durduran, hareket ettiren. Bu parklarda dönme dolaba hiç küçükken binmiş bindi, mi? Bindi tabii. Şimdi onların büyüklerine... Büyükken de bindik canım. Öyle mi? Tabii. Ben bayılırım salıncak bindiğim. Hocamın da bir tarafı böyle çocuk ruhu var ya böyle nasıl mutlu oluyorum. Hocam şimdi bu dönme dolapların orada çalışan kardeşlerimizden iki tanesi... Kaybolan çocukluğum diye bir kitap yazacağım. Ne diyorsunuz hocam? Ben bunu iki saat sorarım şimdi size. Evet. Sizin çocukluğunuz kaybolduysa bu kadar bilgiyi, bu kadar şeyi ne ara öğrendiniz hocam? Siz çok iyi yetiştirmişsiniz. Estağfurullah. Şimdi de yetiştiriliyorsunuz kaybolan maşallah. Kaybolan çocukluğum benim hatıram olacak. Hatıra kitabım olacak. Hocam Allah size uzun ömür versin. Hocam böyle konuşmayın ya. Dur bir içim şey oldu şimdi. Hayır, çocukken kaybolmuşum. Oradan başlayacağım. Nasıl kaybolmuşsunuz? İşte, benim hatıramı okursanız görürsünüz. Hocam da bana az sonra yapıyor. Bakar mısın canlı yayında? Bana evet, az sonra neyse yapıyor. Konuyu değiştirdik. Şimdi evet. Bu çalışan arkadaşlarımız bütün gün herkes orada eğleniyor. Kah kah ki ki demişler ki biz hiç eğlenemiyoruz ya. Gelene bilet kesiyoruz, gidene bilet kesiyoruz. Biz de binelim. Evet, orada çalışanlar. Güzel. Bir tanesi çalıştırıyor, öbürü binmiş oluyor dönme dolaba. Öbürü de çalıştırdığı gibi atlıyor oraya. Aman ne eğleniyorlar diyorlar ya. Hem dönüyorlar hem konuşuyorlar. Millet ne kadar eğleniyormuş. Biz buralarda rezil zebil bak görüyor musun? Keşke biz de daha önce bineydik. Ama durduracak yok kimse. İkisi bindi ya şimdi gecenin bir yarısı. Kim durduracak? Tövbeler olsun. Neyse biri böyle burada bir şey aslında bunun sonu biraz sıkıntılı. Bir de traktörde geliyor adam. Var mı bunu izleyecek miyiz? Yok hocam bunu hayır, ben kendimden tamam. Anlatıyorum. Bir tane de traktörde gidiyor köylü biri. Sakın bak böyle şeyler yapmayın. Başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Şey tersten giymiş gömleği. Şurasından cenevini, biz cenevi derdik buraya, cenevini korumak için derler, rüzgar geliyor. İman tahtası. İman tahtasını traktörle kaza yapıyor, Allah korusun adam devriliyor, düşüyor. Hemen yetişiyor köylüler, bir bakıyorlar adamın başı dönmüş, ters dönmüş. Dur ters dönmüş, çevir verelim diyorlar, adam orada can veriyor. Niye? Ceketi tersten giydi ya, önden rüzgar geliyor diye. Tövbe yarabbim, Allah hayırlı ölümle, canlı halbuki bayılmış. Yok canım bu artık olmaz yani bu ne kadar. Ne bileyim bana böyle anlattılardı yok, bilmiyorum. Yani orada köylülerin başı dönmüş. Şimdi Hindistan'da bir adam düğünden kaçırılıyor, zorla evlendiriliyor. Nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. İzleyelim buyurun. Falan bulan düğünler de var. Şimdi burada kına yakıyorlar galiba. Bir şeyler yapıyorlar. Fakat kız razı da beyefendi değil gibi. Yalnız beyefendiyi de kız gibi hazırlamışlar şimdi bu kırmızılı hanımefendi. Sarılı beyefendi. Bir an düşündüm bunların hangisi diye. Bu arada beyefendi bir mühendismiş. Beyefendiyi şimdi yüzü onun gülüyor ama rızası. Yüzünü mü boyamışlar? Elini boyuyorlar, yüzünü boyuyorlar. Yüzünü de boyuyorlar evet. Eskiden de varmış öyle adet. Öyle mi? Evet. Hadislerde görüyoruz. Araplarda varmış. Ha. Bu arada
Ağlıyor. Erkek mi ağlıyor? Erkek ağlıyor. O artık kimse yüzünü silip duruyor. Yani bu arada hep kız kaçırmadan bahsederiz ya. Bunlar oğlanı kaçırmışlar. Oğlan o yüzden ağlıyor. He, bu kaçırıldığı yerde ağlıyor. Evet. Tamam. Bunu kaçırmışlar, zorla evlendiriyorlar. Ya ne kız ne erkek. Zorla evlilik olmaz. Zorla bu işler olmaz. Zor, bunlar ne kadar mutlu olacaklar. Ha biz daha onlar da fark etmez. Zamanında, yaşında ve severek evlenmeyi nasip etsin. Tanıyarak, bilerek. Nasıl amcayla teyzeyi gördük evde, 90 yaşında evde maşallah. Bazen sevgi de olmayabilir. Mantık evliliği diye bir şey var mı? Şimdi esas olan saygıdır. Sevgi olursa alüyle ala olur. Hmm. Ama sevginin bittiği zamanlar da olabilir. Ya o sevgiyi aynı sıcaklıkta tutamadığın zamanlar da olabilir. İlk günkü gibi olmayabilir. Orada saygı devreye girmesi lazım. Saygı süreklidir. Ay kıyamam, adamcağız nasıl ağlıyor ya? Şimdi burada saygı yok zaten, zorla evlendirilmiş. Adam bu kız da atmış. Olabilirdi. Ama burada erkek ağlayan. Peki hocam, şimdi çok önemli bir soru. Cehennem ateşini biz hep sönmeyen, büyük, ne bileyim ben çocukluğumda öyle hayal eden, kocaman bir alev diye hayal ederdim ama cehennem ateşini de söndüren nameler var mıymış? Onları soracağım vardır. Size. Ama nedir cehennem, onlar diye cehennem soracağım ateşini ama. Söndüren demek ateşi söndürür anlamına gelmez. Azaltan mı demek daha doğru? Hayır. Ona o ateş gelmez, dokunmaz demek. Ha bazı kişilere cehennem tabii. Ateşi dokunmaz. Mesela, biz onlardan birisi olalım ama onlar kimlerdir konuşacağım. Tamam. Konuşalım hocam ama şimdi bir kaza. Orada da bir ateş çıkıyor da sonrasında oradan da aklıma geldi. Karada oluyor ama havada değil. Zaten Allah korumuş, havada olsa iki uçakta infilak eder ve olay Allah korusun çok ciddi bir kazaya dönüşür ama yerde de az bir kaza olmamış. Buyurun izleyelim. İki uçak şu anda zaten olay olmuş yani çarpışma yerde olmuş çarpışıyor. Bunlar yerde çarpışmış, alev almış bir uçak, o alev diğerine de yansıyor ve bunlar apronda muhtemelen, içinde insanlar da olabilir, hareket etmek üzere İndikten kalkmışlar. İndikten sonra da olabilir. Fakat çok kalabalık bir ses de geliyor arkadan. İnsanlar öyle bir durumda tahliye olmuştur. Ya da biri dolu biri boş olabilir ama Allah korumuş. Havada olmamış. Kazanın nereden geleceği belli olmaz. Onların pek çoğu havada belki korkuyordu. Yere piste indiği zaman da elhamdülillah kurtulduk diye şükrediyordu. Ama o anda da olabilir. Allah korusun. Uçak kazası tabii en az olan kazalardan biri ama olduğunda da kurtuluşu çok az olan kazalardan. Yine ulaşımda en güvenli yollardan biri hava yollarıdır. Onu da yine de söyleyelim. Peki, büyük bir nimet. Eskiler hayal etmişler, biz uçuyoruz. Şükürler olsun ki böyle kolaylıklar var. Bir saatte nerelere gidebiliyoruz yani. Bu arada bir hırsız dünyanın pengen en şanslı aşağıda. Gelmiş geçmiş nesli biziz. Öyle mi? Evet. Teknolojik anlamda mı? Her bakımda. Dünyanın en şanslı insanları biziz. Şu nesil, şu an yaşayan. Şu an yaşayan. Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız. Bizim torunlarımız şanslı değil. Onlar çünkü Kaan'ı dönemini görmediler. Ha biz onu da gördüğümüz biz onu da gördük. İçin mi? Havada da uçtuk. Tarlada da çalıştık. Dolayısıyla biz çok her iki dünyayı da bilen insanlarız. Doğru. Kaan'dan evet, uçaklara, evet. Jet yani, uçaklarına tabii, kadar hepsini tabii. Biz gördük. Doğru. Onun için bizim neslimiz, ben şöyle diyorum, Samanlık'ta da yatarız. Beş yıldızlı otellerde de yatarız biz. Doğru. Bizim için fark etmez. Doğru. Değil mi? Ama çocuklarımızı öyle... Öyle yetiştirmiyoruz ki ama onlar görmesin. Onlar evet. Açlık bilmesin. Onlar fakirlik görmesin. Tabii ki görmesin. Ama bildirmek de lazım yani. Peki bir penguen hırsızlık yapıyor ama böyle tatlı hırsız görmediydik. Buyurun efendim onu da izleyelim. Bak aldı şimdi. Bu yuva yapıyor. Evet. Yuvaya taş taşıyor. Burada erkekler daha çok çalışıyor bu arada anladığım kadarıyla. Erkek yuva yapıyormuş. Ama çocuğu ikisi birlikte bekliyorlar. Anne baba ortak çalışıyorlar. Yumurtayı da beraber ısıtıyorlar. Evet. Bunların da bu yürüyüşleri. Hah başkası da onun şeyinden alıyor getiriyor. Bu şimdi gidiyor. Öbürü de onun getirdiğini diğeri alıyor. Yandan bakıyor gittiği zaman geliyor onun yuvasından taş alıyor.
Hazır oraya kadar gelmiş taşı, öbürü de oradan götürüyor. Kıyamam. Bak 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 bak. Bir de koşa koşa gidiyor. Görmesin diye. Yuvalar da yan yana. Kıyamam. Bu kendi yuvasına getirdi. Şimdi bak öbürü arkası dönük. Hiç orayla değil. Hayır, bir tuhaflık var ama diyor, çözemiyor. Evet. Taş eksiliyor. Bak, bak, bak. Hemen arkasından geliyor kendi yuvasına. Bu çakıl taşı deyip geçmeyin. Onlar için çok kıymetli bunlar. Kim bilir nerelerden buluyor getiriyor. Her taraf kar, kış, kıyamet. Ah kıyamam, yazık. Şimdi görmüyor mu, o da bakmıyor mu? Dolması lazım. Şimdiye kadar 10 tane taş getirdi. Hiçbiri kalmadı yuvada. Ay, şüphelendi. Bak. Demek ki bunlarda da var yani. Yakalandı, yakalandı. Ha, geldi mi öbürü? Yo. Sorsa ben görmedim ki, ben nereden bileyim diyecek. Öyle bir iletişimleri varsa. Yuvasının başını bekleyecek demek. Bak yakaladı. Ha ha. Şimdi kovaladı. Ha. Bu başına döndük. Peki. Burada şey çıkıyor. Siz tatlı dediniz ama hırsızlığın tatlısı olmaz. Yok yok, bu evet. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, üçüncünde yakalanırsın. Hazreti Ömer'e demiş ki bana ceza verme, ilk defa yaptım demiş hırsız. İlk defa yaptın, yakalanmazdın demiş. Allah merhamet sahibi. Sen şimdi kaç defa yaptın da ondan sonra verdin ya. Burada bile penguen kaç kere yaptı da sonra yakalandı. Hocam bir de balık hikayemiz var şimdi. Ağzından su çıkarıyor. Zaten balık dediğin suda olur. Nasıl ağzından su çıkarıyor? Buyurun izleyelim. Bu aslında şişerken suyu yutuyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesi bir taraftan. O balığı büyük göstermek için kendini diğer balıklara. Sürahi balık herhalde. Evet, bu balığın adını bilmiyorum ama. Bir sürahiye benziyor, baksana. Doğru, nasıl da su yutmuş. Diğer balıklar güçlü ve büyük balıklardan korktuğu için, kendini büyütmek için suyu yutmuş. Gittikçe balık normal haline dönüyor ama bir hayli de su çıkıyor ağzında. Ay ben de ne bileyim böyle, hani tamam yiyoruz ama birebir görmeye dayanamıyorum. Hani onun şeyi izleyemiyorum, daha doğrusu hani o kısmını. Allah-u Teala her şeyi insanın hizmetine vermiş. Yani onlardan da nasibimizi alacağız. Ama şükrünü eda edeceğiz, eziyet etmeyeceğiz. Zamansız avlanmayacağız. Dolayısıyla vicdanımız olacak. Her hocam, şeyin bir usulü var. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Yani siz büyüklerle de daha çok konuşuyorsunuz. Bu hayvan hakları konusunda cezalar var, yaptırımlar var. Yeterli mi? Hayır. Saçma sapan haberleri ben bakmaya kıyamıyorum. Paylaşamıyorum da sizlerle. Yani benim gibi vicdan sahibi pek çok kişi var ve bakmaya bile kıyamıyoruz. Ama böyle vicdansızlar var. Analarına babalarına da tabii sözüm. Bunlara bir şey yapmak lazım. Yani yasada bunun suç olduğunu net bir şekilde belirlemek ve yasayı bu anlamda bir an önce değiştirmek lazım. Ben kendi adıma vatandaş Zahide Yetiş olarak rica ediyorum, yalvarıyorum. Lütfen bu yasa bir an önce çıksın. Bu kişiler bugün hayvana yapan, insana yapamadığı için yapıyor. Bir fırsatını bulsa insana da yapacak. Ben vicdanlı olduğunu, Allah korkusu olduğunu düşünmüyorum. Bir an önce de yasanın çıkmasını diliyorum, rica ediyorum. Sizden de hocam rica ediyorum. Şimdi tabii biz eskiyi de bildiğimiz için mukayese etme imkanımız var. Duyarlılık çok fazla arttı. Çok. Çok fazla arttı. Geçenlerde bizim fakültenin önünde yaklaşık bir senedir falan bekleyen bir köpek var. Biz onu besliyoruz. Karnı doyuyor ki orada. Karnı doyuyor. Bir de hayır sahibi sürekli her akşam onun yemini getiriyor, yemeğini. O yüzden o kapıdan ayrılmıyor. Biz tabii memnun oluyorduk ama iki tane hanımefendi geldi beni de görünce, hocam siz bu konuda duyarlısınız, burada titriyor dedi, soğukta dedi. Ha. Buna bir kulübe yaptıralım. Neyse ben de belediyeyi falan aradım. Ha. Çözüldü. Şimdi Allah burada razı olsun, bu eskiden karnı doyan bir köpeğin üşüdüğü kimsenin aklına gelmezdi ki. Ya. Şimdi bunlar akla geliyor. Böyle ilerleme kaydettik ama yeterli mi? Mukayese ettiğimiz zaman başka ülkelerle yetersiz. Onları her fırsatta biz de gösteriyoruz programlarımızda. Sizin de zaten bu konuda duyarlı olduğunuzu bildiğim için. Bir can taşıyor ya, o canı kurtarırsanız bütün canları kurtarmış. Konuştukça, söyledikçe, evet, sizler anlattıkça, halk nezdinde de duyarlılık arttıkça inşallah bir an önce devletimiz de, kanun koyanlarımız da bunu
bu duyarlı gösterirse gerçekten çok mutlu oluruz. Yürekte ben yalvarıyorum, daha ne diyeyim ya, o kadar üzülüyorum, o kadar içim gidiyor ki şu hayvanlara yapılan eziyetlere, inanamıyorum. Hocam şimdi bir çocuk dünyaya geliyor. Çocuğun, bu bizim de hepimizde var aslında kuyruk. Ama bu kuyruk uzamadığı için insanoğlunda, gelişen, evrimleşen insanoğlunda gittikçe bizim kuyruklar küçülmüş küçülmüş. Ya kuyruk sokumu diye bir şey var hepimizde. Niye hepimizde kuyruk var? Nereden çıkardınız onu? Hocam kuyruk sokumumuz var ya. Kuyruk sokumu başka bir şey. Kuyruk yok ki. Ha, ama bu çocukta var hocam. Hayır, insanda kuyruk olmaz. Göbek olur. Göbek bağıyla karıştırıyorsun herhalde. Hocam şu kuyruk sokumu kuyruk var ya. Kuyruk sokumu, o insan öyle yaratılmış. İnsanda kuyruk vardı da dallara gitti. Sıçrıyordu yok, da sonradan. Yok, evrim teorisinden de bahsetmiyorum yok, şimdi de. Öyle bir şey yok. Ama bir çocuk var, kuyruklu doğmuş. Bu şu haberde anlamı. Öyle, videoda zaten öyle. Zaten bu şu anlamı. Ey insanoğlu, bak sizi ne mükemmel yarattım. Kuyruk da olabilirdi. Bu bir ibretliktir. Ha. Bunu tedavi ettirmek lazım. Bu normal değil yani. Ama bu çocuğu Allah'tan hani kötü algılamamışlar da bu çocuğa tapınıyorlar Hindistan'da. Kuyruğu yüzünden. Şu arka tarafı çocuğun. Ya şimdi. Aslında neyse. Bu bir doğum anomalisi. Hayır, şöyle, aslında. Şöyle. Hint dinlerini araştırdığınızda Hinduizm tek bir din değil. Hinduizmin içerisinde o kadar çeşitli inançlar var ki birbirine eklemli. Dolayısıyla hepsine Hinduizm diyoruz biz, Hint dinleri diyoruz ama orada bazısı din bile değil. Ya köpeğe tapıyor, maymuna tapıyor, affedersiniz cinsel uzva tapıyor. Aa. Tabii hepsi var. İneğe tapıyor falan falan. Aklına ne gelirse tapacak bir şey arıyor. bu din değil ya. Bu neyse, linç etmemişler bari ki, ona seviniyorum ben. Şimdi tapacak bir şeyi aramış, bunu bulmuş şimdi, kuyruğuna tapıyor. Çocuğun kuyruğuna tabii. Allah akıl versin. Akıl olmayınca insan işte nelerler gibi. Yani hani sonuçta ne diyorsun? İnanç özgürlüğü ama aklını kullanmıyor. Tam bir tarafta. Kendi şey, en azından çocuğa bir eziyet etmiyorlar. Ondan korkarım ben. Farklılıkları biz ne yazık ki böyle eziyete de dönüştürebiliyoruz. En azından bu çocuğa kötü bir şey yapmıyorlar. O da eziyet. Kutsuyor onu. O da şimdi çocuğun dünyası değişti. Tabii. Psikolojisi bir kere çocuğun tabii değişiyor. Peki hocam, cehennem ateşini cehennem ateşi bize ne cehennem söndürür? Ateşi ne söndürür? Ne söndürür? Kimlere cehennem ateşi değmez? Cehennem ateşi Allah aşkıyla gözyaşı döken gözü yakamaz. Hmm. O gözyaşı onu söndürür. Allah aşkıyla dökülen gözyaşı söndürür. Gözyaşı söndürür. Sınırda nöbet bekleyen gözü cehennem ateşi yakamaz. Hmm. O göz ateşi söndürür. Allah askerlerimize yani razı olsun. Yani iki şey kıymetlidir. Cehennem ateşini onlar söndürür. Sadaka, hayır hasenat, dua, bunlar cehennem ateşinden insanı uzaklaştırır. Cehennem ateşi sönmez. Cehennem ateşinin eğer bir parçası dünyaya gelseydi dünya yok olurdu. Bir o parçası. Kadar. Tabii. Şimdi ben Karabük'te büyüdüm. Oradakilere de selam olsun. Selam. Hemşerilerime. Karabük. Sivas asıllıyım. Karabük'te demir çelik fabrikası var. Bizi fabrikayı gezdirdiler sağ olsunlar, yıllar önce gezdim. Yüksek fırınlar var. Hmm. Yüksek fırınlar. O fırınlara da çeşitli kadın isimleri vermişler. İşte Ayşe vesaire gibi. O fırınlara çıplak gözle bakarsanız gözünüz eriyor, akıyor. O kadar. Evet. Oo. Size özel gözlük veriyorlar. Ateşe onunla bakabiliyorsunuz. İçer fokur fokur kaynıyor. 3000 derece. Cehennem ateşi bundan da mı fena? 2000. Cehennem ateşinin yanında bu, solda sıfır. Of of. Baktığında gözünü eritecek bir ateşten bahsediyorsunuz. Onu da Peygamber Efendimiz ve Kur'an'da da var. Kur'an'da o cehennem ateşi insanın topuğundan, en az hafif ceza orada. Topuğundan dokunduğu zaman beyni fokurdayacak, kaynayacak. Of. Hani tencere nasıl kaynar? Onun gibi. Şimdi zalimler içinde yaşasın cehennem demek zorundayız. Çünkü ırz düşmanı, çocuk düşmanı, namus tecavüzcü, düşmanı. Tecavüzcü, namussuz. Evet, zalimler var. Hayvanlara eziyet edenler. Bunların da adı adil olması için şuradaki yaşamın karşısında ceza olması lazım. Cehennem de haktır. Ama şöyle bir şiir gördüm. O da çok beni duygulandırdı. Diyor ki sen cehennemi yaratmışsın ama senin rahmetin gazabını celbetmiştir. Bilirim ki senin olmadığın bir yer yoktur. Sen varken cehennem nasıl yakacak ya Rabbi? Oo. Şimdi sen varsan rahmetin var. Rahmetin varsa, rahmetin varsa, varsa cehennem nasıl yakacak diyor. Biz de ona sığınıyoruz. Çok güzel söylemiş. Güzelmiş, evet. Güzelmiş. Peki bir başkasına günahına göz yuman aynı günahı işlemiş sayılabilir mi?
Hayır. Görüyorsun bir günah işleniyor. Göz yummak başka, razı olmak başka. Hmm. Göz yummanın manası yapsın, yeridir diyor, razı oluyorsa ortak olur. Günaha ortak olmak, günahı almak anlamına gelir ama gücü yetmiyor. Ha. Sessiz kalmak zorunda. Yoksa babası kendisini... annesine el kaldırıyor, vuruyor. Hı. Çocuk daha küçük, bir şey yapamıyor. Yapamıyor. O çocuk ne yapsın? Zaten çocuğa günah olmaz da, büyük de olsa. Ha, biraz daha. Mücadele ya da müdahale ettiğinde başına büyük sıkıntılar gelecekse, yapamıyorsa en azından kalbinden buğz edecek. Hı hı. Kalbinden buğz ederse ortak olmaz. Kalbinden kızmazsa ortak olur. Anladım. Harama da öyle. Baban biliyorsun ki haramdan getiriyor. Eşin haramdan getiriyor rızkını. Sen de oh ne güzel yaşayıp gidiyoruz diyorsun. Ortak oluyorsun. Sorgulamıyorsun oysa. Tabii, sorgulayacaksın. Peki. Hocam, bir kız çocuğu dünyaya geldi. Yine Hindistan'da. Kızın bacakları deniz kızı gibi. O görüntüyü verebilir miyiz arkadaşlar? Fakat sonra sanıyorum çok yaşamamış ve vefat etmiş bu evladımız. Fakat şaşkına çeviriyor tabii insanı böyle bir görüntü. Doğum anomalisi diye bizim söylediğimiz şeyler bunlar. İşte bütün bunlar bize mucizeyi hatırlatıyor. 4 saat yaşayabilmiş. Öne doğru ellerinizi uzatın. İleri geri var mı? Ha, 1-5 santim. Bak. 1-10. Peki ayrı ayrı yerde büyüyorlar. Kim dengeledi bunu? Ayaklarınızın 2 santim yukarıda olduğunu düşünün. Ne oluyor o zaman? Ortopedi hastası. Problemler oluyor. Problemler. İşte ayak kısalığının ağrısını, sancısını biz burada yaşıyoruz. Yürüyemiyor. Dengede duramıyor. Yürüyebilse bile belindeki ağrılardan duramıyor. Ayak kısalığı bilmiyor niye, sebebinin ne olduğunu. Gözünüzün bebeğinin, göz bebeğinin hafif sola sağa kaydığını düşünün. Görüntüyü, kamerayı bozuyorsunuz. Tabii. Dilinizin biraz uzun olduğunu ya da kısa olduğunu düşünün. Kekeme oluyorsunuz. Konuşamıyorsunuz. Evet. Şimdi bunların hepsi mucize. Bu kadar hassas teraziyi kim tutabilir? Kim tartabilir? Kim ölçebilir? Ya. Allah ölçüyor. Kendiliğinden tabiat yapıyor. Tabiatı kim organize ediyor? Tabiat ana. Tabiatın aklı mı var? O aklı oraya koyan, o yasayı koyan kim? Bir güç olmalı değil mi? Şu simitler havadan uçtu geldi. Yok yok. Erkan getirdi bunu. Bir getiren var. Kendiliğinden pişti değil. Pişiren var. Değil mi? Simit bize gelinceye kadar ne kadar merhalelerden, aşamalardan geçiyor değil mi Erkan? Ya. Sen kaç elden geçiyor? 6 elden geçiyor. 6 elden geçiyor. 6 elden geçiyor. Hocam, unu döküyorsun, suyunu veriyorsun. Un olmadan önce? Un olmadan önce. Buğday. Ya buğdaydan önce tarla. Toprak, tarla, çift, ya, kaç. Tohum. Bir düşün de kaç ya. Yüz kişi bundan çalışıyor. Bundan sonra diyorum ki abla 6 elden geçiyor. Bir simidin buraya gelmesi için kaç yüz kişi çalışıyor? Ve Allah ne nimetler veriyor. Şimdi bunlar rastlantı değil. Oldu geldi böyle. Tabiat yaptı. Yok tabii, bir güç var ya. Evet, bu gücü bilmek zorundayız. Allah bildikten sonra kendi gücünü, işte onun için biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Her işi Allah'ın adıyla başlıyoruz. Ona inanıyoruz. Ve ona bırakıyoruz. Allah'ım, evet, hayırlısını ver. Neyse hayırlısı diye. Hocam, Allah hayırlı ölüm nasip etsin diye dua ediyoruz ya. Şimdi namaz kılıyor. Secdeye varıyor. Son nefesini secdede veriyor. Bir izleyelim. Tabii ilk soru, cennetlik midir bu kişi? Böyle bir şey Allah bilir. Olabilir mi? Allah bilir. Allah bilir. Yani kişinin öldüğü yer değil, öldüğü anı önemli. Kendi anı, içi önemli. Fakat kaldırmaya bu, çalışıyorlar. Bu şöyle, su testisi su yolunda kırılır. Onun için güzel yerlerde olmak lazım. Allah korusun, kötü iş yaparken, günah üzerinde ölürsek işimiz zor olur. Mesela ben bir şey hatırlıyorum. Bu bir zamanlar kaçak içki falan yapıyorlardı ya. Merdiven altı. Merdiven altı veya zehir merdiven üstü, fark etmez. Hepsi zehir de. Kendi babasını öldürmüş. Ya bu yaptığından içince. Babasını öldürmüş. Neyse, yeğeni geldi, dedi ki, ben dedi bunun cenazesini kılmıyorum hocam, sen niye kılıyorsun dedi. Bizim komşuydu o. Orada, o civarda yaşıyor. Camiye gelmiş. Dediler ki böyle böyle öldü bu adam. Adamın bir suçu yok. Hani içki içmiş ama günahı şeyi Allah'la kendisi arasında. Bizim hüküm vermeye hakkımız var mı böyle durumlarda? Dinde şöyle. Dinde imanı var, ben müminim diyorsa, günah işlese de
Biz onu mümin kabul ediyoruz. Günah Allah'la kendisi arasında. Günah işlemek dinden çıkarmıyor. Günahkar ediyor. Fakat cenaze namazı kılarız biz. Ehli kıblesi Allah'a iman ediyorsa, Kur'an'ı inkar etmiyorsa mümindir ve cenazesi kılınır. Ben dedim ki önce sizin cenazesini kılmanız lazım. Sizin yakınınız bir defa. Tabii. Yani ben gelmişim burada kılıyorum. Adam ben camiye gelmiş birisi. Bilmiyorum geçmişi nedir vesaire ama benim için o masumdur. Şimdi ne yaptı? Oğlu babasını öldürdü. Hem kaçak iş yaptı hem de babasını öldürdü. Merdiven altı dediğin o şeyle işte. Burada da bambaşka bir şey vardı. Adam şimdi, secdeye gidiyor. Oraya geleceğim. Şimdi secdede öldü diye garanti cennetlik mi? Hayır. Öyle bir şey onu yok. Biz bilemeyiz. Kabe'de de ölse o insan ameliyle baş başa. İza bata ameluh lem yusri nesebu. Peygamber Efendimiz diyor ki ameli yoksa, zayıfsa nesebi onu kurtarmaz. Dedesi hoca olmuş, müftü olmuş, Kabe'nin imamı olmuş, fark etmez. Ameli kurtaracak insan. Asıl bizim ne hissettiğimiz. Tabii. Hocam sorular sormuştuk ya. Bir izleyicimiz evlenmek için 3 kez nişanlandım diyor. Ama hepsi hüsranla sonuçlanmış. Üzülmüştü bu çocuk. Bu benim kaderim mi? Kısmetimi açmak için bir dua var mı? Bu arada bereket, bol kazancınız olsun. Borcunuz, harcınız varsa bunun için bir dua var mı diye sormuştunuz onun bize. Onun kısmeti çok açıkmış. 3 kere nişanlanmış. Ama yani, olmamış. Ama olmamış. Kısmetini kendisi tepiyor. Ay aile dikkat etsin. Yani kısmeti kapalı diye bir şey. Kısmetini kapalı derse yok. Kendisi daha çok kapatmış olur. Peki bir izleyicimizin arkadaşı, bu da bir arkadaşım diye sorup da kendisi çıkanlar var ya böyle. Olsun, sor sense fark etmez ama. Bir arkadaşım kurşun dökerek para kazanıyor. Bunun günahı var mı demiş. Nereye kurşun döküyor? Hocam ne bileyim işte bu böyle kurşunu, bir kurşunu alıp da bir dualarla böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Öyle bir şey var mı? O saçma sapan bir şey. O dinde yok işte büyü, muska onları dedik ya. Sanki ne o nazardan böyle? Nazardan korumak için falan yapıyorlar. Nazardan çocukları korumak. Özellikle. Evet, evet. Bunlar İslam'dan önce kalıntılar, cahiliye kalıntılar. Onlardan uzak durmak lazım. Yani böyle kurşunla falan nazar bir şey. Madenler insanın kaderini değiştirmez. Herhangi bir taş vesaire. O işte uzaydaki gezegenlerin, madenlerin insanın kaderinde etkili olduğu, kaderin orada yazıldığına inanan sabilik dini vardı. Daha sonra bozuldu iyice. Ona inananlar her türlü madenden etkilendiğini insanların, onun için burçların insanların kaderini etkilediğini ileri sürerler. Doğum gününün insan üzerinde etkisi var derler ve size kader okur astrolojide. Bu oradan gelir. Kalıntılar oradadır. Dolayısıyla böyle bir şey dinde yok. Tam da Peygamber Efendimiz onunla mücadele etmiştir. Peki hocam, kayınvalidem ve görümcelerim diyor. Kızları ve anneleri kötü ithamlarda bulunuyorlarmış gelinlerin artık ne diyorlarsa. Beni aileme karşı, konu komşuya karşı, kocama karşı küçük düşürüyorlar diyor. Bazen onlara beddua ediyorum içimden. Günahı var mıdır? Ben ne yapayım diyor. Yakın mı oturuyorlar acaba? Hani biraz uzaklaşsa şimdi, keşke ama. Yani ben hep tabii duadan yanayız, ıslah olsundan yanayız. Herkes kazanır. Ama bedduanın da bir hak olduğunu düşünüyorum. Yani yeri öyle bir şey hissediyor. Namusuna iftira etmiş. İftira ediyorsa. Evet, sizinle efendim uğraşmış. İnsanlara her türlü pisliği yaymış. Ya o adama da ben dua niye edeyim yani? Cezasına çeksin diyorum. Yani bu da hakkımız ya. Yani peki evet, hocam. Amin diyelim. Biz yine dua edelim. Hocam beddua şimdi etmeyelim. Pek çok kişinin ev borcu var, araba borcu var, kredisi var. Ha, o dualarımızı okuyalım. Onları da eğer mümkünse, çünkü izleyicimize söyledik, kitaptan beklerler. Da, kitaptan da resmini çekelim. İsterseniz. Emre bu kısmın ya da ben şey yapayım şimdi hocam. Evet, peki bir, siz bana özel şimdi bir yapar mısınız bir hocam? Bir bereket hemen duası. Şöyle. Bereket duası. Şurayı çekelim. Okuyalım hemen. Siz okuyup da şey yaparsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina Allahümme kema araytena evvelehu fe erina ahirehu. Allah'ım ürünlerimize bereket ver, şehrimize bereket ver, amin. Ölçümüze bereket ver, tartımıza bereket ver ya Rabbi. Amin. Borçtan kurtulmak için dua ediyoruz. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Allahümme inni e'uzu bike minel hemmi vel hazen ve e'uzu bike minel aczi vel kesel ve e'uzu bike minel cübni vel buhli ve e'uzu bike min galebeti deyni ve kahri rical. Allah'ım
Hüzün ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ya Rabbi, borç baskısından, insanların kahrından sana sığınırım Allah'ım. Duamızı kabul eyle. Subhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab. Ey göklerin ve yerin sahibi, kalplerin sahibi, Ya Rabbi kalplerimizi hayra, güzelliğe, doğruya tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi ayaklarımızı dinde sabit kadem eyle. Amin. Allah'ım bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Amin. Hidayet üzere yürümeyi nasip eyle. Amin. Şeytana ve nefse uydurtma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kötü düşünenleri ıslah eyle. Amin. Haset, fesat, nazardan, kem gözden bizleri muhafaza eyle. Amin. İnsanların şerrinden, her türlü yaratıkların şerrinden bizi muhafaza eyle. Evladımızın geleceğini güzel eyle. Amin. İmtihanlarında, sınavlarında başarılı muvaffak eyle. Amin. Kendilerini her türlü nimetlerinle taltif eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım vücutlarımıza sağlık, afiyet ihsan Amin. Eyle. Ya Rabbi ödenmemiş borç bırakma. Amin. Kabul olmamış dua bırakma. Amin. Zikreden bir lisan, şükreden bir gönül ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi adını ananlardan eyle bizi. Amin. Ya Rabbi Kabe-i Muazzama'da dua etmiş gibi kabul eyle duamızı. Amin. Ravza-i Mutahhara'da Resulullah Efendimiz'e selam vermiş gibi selamımızı arz ediyoruz. Resulullah'ı bizden razı ve hoşnut eyle Allah'ım. Amin. Mahşer günü Livail Hamdi altında haşru cem eyle Ya Rabbi. Onun havzu kevserinden doya doya içebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Peygamberimize cennette komşu eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi içimize güzellik ver. Amin. Kalbimize nur ver. Amin. Dimağımıza, gönlümüze huzur ver. Amin. İşlerimize kolaylık ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi senin razı olacağın işler yapmayı nasip eyle. Amin. İnsanları sevindirmeyi nasip eyle. Amin. Canlıları sevindirmeyi nasip eyle. Amin. Yararlı işleri bizden sudur etmesini nasip eyle Allah'ım. Amin. Borçları olan kardeşlerimizin borcundan bir an önce kurtulmalarını nasip eyle. Amin. Rızık bekleyen kardeşlerimize helalinden bol rızıklar ihsan eyle. Amin. Evlat bekleyen anne adaylarına güzel evlatlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyanı ve ahiretimizi mamur eyle. Amin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Bizi bağışla Allah'ım. Amin. Anamızı babamızı bağışla. Amin. Tüm müminlere mağfurin ve mebrurin zümresine dahil eyle. Müminlere karşı, kalbinde inancı olanlara karşı kalbimizde kin ve nefret bırakma Allah'ım. Amin. İnsanları, canları sevebilmeyi nasip eyle. Amin. Vicdan ver Ya Rab vicdansızlara. Rahmet ver Ya Rab merhametsizlere. Amin. Kalpleri katı olan, taşlaşmış olanlara kalplerini yumuşat Allah'ım. Gözü Amin. Dönmüşleri ıslah eyle Allah'ım. Amin. Her türlü şeytan kılıklı insanların şerrinden bizi, tuzaklarından koru Ya Rabbi. Amin. Memleketimizi, milletimizi daima payidar eyle Allah'ım. Amin. Hayırlı yöneticilerimize, senin rızan için çalışan idarecilerimize yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak görüp ondan kaçınmayı nasip eyle. Amin. Cumamızı mübarek eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi gelecek günlerimizde hakkımızda hep hayırlı eyle. Amin. Lillahi Teala'l Fatiha. Amin, dualarınız kabul olsun. Hocam, Selçuk bizi bekliyor. Şimdi Selçuk'un ilk eşi 20 yaşındayken vefat ediyor. Adı Zehra. Zehra evladını göremeden Zehra'sını dünyaya getiriyor. Anneanneyle dede bakıyor. Selçuk'un da annesi de yanında, o da babaanne. Sonra Selçuk ikinci kere evleniyor. Evladını yanına almak istiyor. Evladını alıyor. Üvey anne, ikinci eş, önce güzel baktığını söylüyorlar. İkinci eşin psikolojik rahatsızlıkları da varmış. Ayrılmıyor hocam. Sonrasında ayrılıyor. Ona da benim çocuğum var dediğinde Selçuk istemiyor çocuğu. O da ben senin ölmüş eşinin çocuğuna bakıyorum diye iddiaya göre çocuğu alıyor, duvara çarpıyor. Çocukta bir sürü problem kalıyor. Üçüncüye evleniyor. Şimdi tekrar çocuğunu almak istiyor. Anneanneyle dede de biz vermeyiz, biz bakarız. Daha önce de böyle bir şey oldu diyor. Selçuk da benim evladım. Kimse beni evladından ayıramaz diyor. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum. Size danışacağız. Reklama gidiyorum. Hemen dönüyorum. Cevabını merak ediyorum hocam.
Hocamın Mustafa Karataş En Güzel Dualar kitabından da az önce okuduğumuz duaları bulabilirsiniz. Hemen onu söyleyeyim. Hocam neredesiniz yarın bu haftasında? Yarın akşam cumartesi Alanya Kitap Fuarı'ndayım inşallah. Selamlarımızı iletin lütfen. Aile seminerimiz var fuara katılanlarla. Hocam, baş üstüne söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Ne diyorsunuz Selçuk ben, kardeşimiz için? Reklam diğer arasında ayrıntıları da söyledim size. Dinledim. Bence bir yanlış, baştan beri söylediğim orada ben ısrarcıyım, yanlış yapmışlar. Bir defa üçüncü evlenmiş ama nikahları yok. Onu kesinlikle yapmak onu lazım. Arzu ederlerseniz resmi nikahı yaptıktan yapalım. Sonra bu kardeşlerimize biz yardımcı oluruz. Onu bir defa söyleyelim. Mağdur olmuş, evladını alması için mücadele etsin. Ona verilmemesi yanlış. Yani anneanne dede çok güzel bakıyorlar. Bakıyor ama mağdur edilen bir yere zaten verilmiş diye ben öyle anladım. Yani Selçuk ikinci eşini aldınca ikinci eş mağdur etti. Bak sen ama ters, şimdi üçüncü tersi. Eşi orada da bir şey olursa çocuğun bu verildiği yer sıkıntılı. Dolayısıyla onu alması lazım. Çocuğu verdiği yer. Orada da evet. Tahsin Bey var. O sıkıntı onu diyorsunuz. Evet. Yani ikinci eşin aslında çocuğu Selçuk Bey'den değil Tahsin'denmiş. Onları da konuşacağız efendim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Rabbim duamızı kabul eylesin. Amin. Tekrar buluşmayı nasip eylesin. Amin hocam. Hayırlı cumalar. Sevgi ve saygılarımızla çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Pazartesi görüşmek üzere efendim.